Sevgili seyirciler, değerli konuklar, dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, yarışmacımız Ömer Can Kuşçu geliyor. Ömer Can, ikisini de kullanıyor musun? Yaşıtlarım daha çok Can'ı kullanıyor. İşte ailem, büyükler Ömer'i kullanıyorlar. İkisini birlikte kullanmıyorlar yani. İkisini birlikte kullanan çok nadir. Hmm. Sen hangisini istiyorsun? Can kullanabilirsiniz sanırım. Peki, Can diyelim sana. Bahsedeyim. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hadi kendinden bahset bize biraz. İzmir'de doğdum, büyüdüm. İlkokulu İzmir'de bitirdim yine aynı şekilde. Sonra babamın iş nedeniyle Aydın'a taşındık. Aydın'da ortaokulu okudum. Lisenin başlarında yapay zekaya bir ilgi duymaya başladım. İşte şey aslında tamamen hani rastgele gelişen bir ilgiydi. Yani insan beynini taklit eden bir bilgisayar yazılımı fikri aslında o an çok ilgimi çekti. Hani bir şey gibi geldi bana. Mesela bir bilim devrimi olmuş 500 yıl önce, işte 100 yıl önce bilgisayarlar icat edilmiş. Sanki şimdi benim zamanımdaki fırsatta buymuş gibime geldi. 9. sınıfta, 10. sınıfta bu alanla alakalı meme kanserinin makine öğrenmesiyle erken teşhisi konusunda bir projede bulundum. O proje Teknofest'te Türkiye ikinciliği, TÜBİTAK'tan da bölge ikinciliği kazandı. Sonrasında 11. sınıfta Alzheimer hastalığının derin öğrenmeyle bu sefer teşhisi üzerine bir projede bulundum. Dedem de Alzheimer hastası aslında, birazcık ondan da etkilenerek. Sonrasında o projede uluslararası hakemli bir dergide makale olarak yayınlandı. İşte bundan yaklaşık 2 hafta önceye kadar Aydın'da yaşamaya devam ediyordum. Bir küçük kardeşim var Ali, annem ve babam. İkisi de öğretmen. Sonrasında aslında her zaman yurt dışında üniversite okumanın hayalini kuruyordum. Bir 2 hafta kadar önce de İtalya'ya taşındım. Kazandığım üniversiteye. Politecnico di Torino'da bilgisayar mühendisliği okumaya başladım. 6. günümde İtalya'da, burada ekip aradı, Türk hattını iptal etmemiştim. İkincisi, hadi gel dedin. İkincisi duruyordu. Hadi gel dediler. Ben dedim ki bu fırsat bir daha gelmez. Aldım bileti. Cuma günü indim. Şimdi buradayım. Yarın geri İtalya'dayım. İşte güzelmiş. Onun haricinde... Umarım şans getirecek sana bu durum. Teşekkür ederim. Çok şey yaşadım bu 10 günde İtalya'da ama hepsini anlatsam. Öyle mi? Ne gibi? Mesela son gün neredeyse soyuluyordum. Kiramı ödemek için... Şimdi şöyle bir şey, ATM kartlarında belirli bir para çekme limiti varmış. En azından benimkinde var. Paranın bir kısmını çektim kiramı ödemek için, yarısını sabahtan. İkinci yarısını gece yarısı çekmem gerekiyor. Çünkü 12 geçecek saat ve o limit yenilenecek. Gece 1-2 gibi gittim ATM'ye. Sabah 6'da da uçağım var. Başımda bir adam beklemeye başladı. Bir tırstım, 100 euro çektim. Daha fazla çekmem gerekiyordu. Sonrasında adam dedi ki 20 euro benzin parası bana. Ben de dedim ki öğrenciyim, olmaz. Bir 4-5 dakika direndim. Sonra bir adam daha geldi. Adam İngilizce bilmiyor bu arada. Benim de İtalyancam çok zayıf. Hani böyle bir 50 kelime anca biliyorumdur İtalyanca. Başka bir adam geldi. İşte İngilizce çevirmeye falan başladı bunlar. 2 kişi falan. Ama şey de, polis çağırmamı da istemiyorlar bir yandan. O yüzden 20 euro istiyor. Yani bıçak çekse 100 euro mu alır ama sonrasında polis gelir. İşte başını ağrımasın. Güzellikle istiyor güya bunu yani. Ya 20 euroyu vereyim sonra başım ağrımasın diye gideyim istiyor aslında. Neyse, en son verdim. Yürümeye başladım. Önüme bir kişi daha çıktı, bir kadın. Yine aynı hikaye, yine benzin parası, yine bir 20 euro. Dedim ki yani bu iş böyle olmaz, 20 euro, 20 euro 5 adımda bir eve dönene kadar. Sonrasında orada hemen bir kebapçı gördüm. O 10 günde de şunu gözlemledim. Sonu B ile biten kebapçılar genelde ya Arap ya Mısırlı oluyor. P ile biten kebapçılar Türk oluyorlar. Baktım sonunda P yazıyor. Hemen gittim oraya, koştum. İçeride 3 kişi. Abi dedim, merhaba, Türk müsünüz? Evet dediler, Türk. Ben İngilizce sordum, onlar İtalyanca cevapladı, sonra Türkçe konuşmaya başladım. Sonra İngilizceleri bilmiyorum, herhalde İtalyancayı öğrenmişler orada. İşte o yüzden İtalyanca cevapladılar. Sonra Türkçe konuşmaya, böyle böyle oldu. Nerede onlar dediler, bir anda ayaklandılar, bir kişi bıraktılar dükkanda. Böyle geziyoruz sokakta. Adamı bulduk, adam bana numarasını da vermişti. Ben dedim kebapçıya gel, herhalde para bozdurup daha fazla vereceğimi zannetti. Çünkü onun muhabbetini yapmıştı. Geldi, bulduk. Adamı çektiler kenara. Dediler bu parayı ya 10 dakikaya veriyorsun ya da biz polis arıyoruz. Onlar da şey yapamıyor. Onlar da saldıramıyor adama. Onlar da polisten korktuğu için. Tamam. Sonrasında ya da belki yani yapmak istemediler sadece, bilmiyorum. Sonrasında
İşte adam vermedi parayı. 20 euro sanırım onlar için çok değerli bir para. İşte ben daha yeni gittiğim için, bir de öğrenci olduğum için o bütçeye daha tam alışamadım. Ama sanırım 20 euro değerli bir para. Vermedi parayı. Git harcadım dedi. Arkadaşın getiriyor 10 dakikaya, yoksa polisi arıyoruz dediler. Neyse arkadaşı da getirmedi. Dediler ki polisi arayalım mı? Ne olur dedim. Bir saat ifade verirsin dediler. Sonra giderse İngilizce verirsin dediler. Dedim uçağım var abi. Gerçekten hani başım ağrımasın şeyine geldi. Giden 20 euro olsun şeyine geldi. Adama dediler ki yarın getiriyorsun parayı, yoksa görmeyelim seni bir daha. Etrafta sıkıntı çıkar dediler. Sonra ben de işte 6'da uçağa bindim. Buradayım. Çok ilginç. Bu söylediğin hikayeye dair sanıyorum bir yerde, bir sosyal medyada böyle bir şey seyrettim ben. Ve bu sık sık uygulanan bir şey. Özellikle İtalya'da, İspanya'da ve bu ATM'lerde para çekme makinelerinin başında bekliyorlar. İşte senin gibi biraz daha böyle genç ve bu meseleden, hiç haberim yoktu. Polis meselesinden uzak durmaya çalışan insanları seçiyorlar. Ve galiba böyle bir şey yapıyorlar sürekli. Aslında ben polise şikayet de ederdim de, dediğim gibi 4 saat ama sonra... Ama Türkleri uçan... bulman güzel olmuş. Evet, o çok ilginç oldu. Onlara da buradan refleksleri selam söylemek. Refleksleri hemen Türk refleksi değil mi? Hemen, hadi gidelim. Hemen ayaklandılar, çay koydular bana. Güzelmiş, peki. Evet, kimle geldin? Babamla geldim. Abdülvahap. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Oktay Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Hadi tanıyalım sizi biraz. Abdülvahap Kuşçu, öğretmenim, Nazilli öğretmenim meslek lisesinde. Bir oğlum daha var, 12 yaşında. Onun ismi de Ali. Nazilli'de yaşıyoruz. Aslen Malatyalıyız. Öyle mi? Aynen. Doğma büyüme İzmirliyiz. Evet. Ömer sağ olsun başarılarıyla bizi hep gururlandırdı bugüne kadar. Evet, gayet başarılı bir öğrenci. Gayet başarılı, gayet motive, kararlı, inisiyatif evet, olan. Evet. Kendi ayakları üzerinde duran, bugüne kadar bütün işlerini, bütün kararlarını kendisi yaptı, kendisi verdi. Başarılı bir öğretmen çocuğu diyelim. Yani karakter o şekilde diyelim. Yani benim çok evet, fazla bir etkim yok üzerinde. Yani gururluyuz. Sonuna kadar gider diye düşünüyorum. İnşallah. Heyecanını yönetir diye düşünüyorum. İnşallah. Peki. Teşekkür ederiz tekrar. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Can, hazır mısın? Hazır olalım artık. Ne? Başlayalım mı? Başlayalım. Sevgili seyirciler, Milyoner başlıyor. ₺2000 değerindeki ilk sorumuz geliyor. Yönetmeliğe göre Türkiye'de hangisinde sürücü dışında yolcu taşınmaması gerekir? A. Taksi. B. Dolmuş. C. Tramvay. D. Elektrikli scooter. D. Elektrikli scooter son kararım. Yine bir kendimden şüphe ettim ama şıkları bir kere taradım. ₺5000 değerindeki ikinci sorumuz geliyor. Hamur işlerinde kullanılan genellikle hangisi olur? A. Sabun tozu. B. Zımpara tozu. C. Kabartma tozu. D. Tebeşir tozu. C. Kabartma tozu son kararım. İyi ki içerikte aynı anda söyledim. Barajı geçtik ve sıra ₺7500 değerindeki üçüncü sorumuzda. Kısaltması Türk Dil Kurumu'na göre hangi şekilde olan kelimenin hece sayısı diğer üçünden azdır? A. Vet. B. Dr. C. Ecz. D. Av. B. Doktor son karar. Acele mi ettim acaba? Ya doğrudur herhalde de. Evet. ₺10000 değerindeki dördüncü sorumuz geliyor. Serilip serpilen biri ne yapıyordur? A. Gergin halde bekliyordur. B. Rahat bir biçimde yatıyordur. C. Ayakta sabit duruyordur. D. Koşar adım ilerliyordur. Ya aslında şıklar bu kadar absürt olmasa bilemeyebilirdim. Ama
B rahat bir biçimde yatıyordur. Son karar. Çok, çok şey bakıyorsunuz. Evet Can. 20 bin lira değerindeki soruya geldik. 5. soru ve bu sesli bir soru. Önce stüdyomuzdaki sesi dinleyeceğiz. Ondan sonra ben de o sesle ilgili soruyu soracağım. Alabina grubundan dinlediğiniz Alabina adlı şarkı hangi iki dilde söylenmektedir? A. İspanyolca ve Arapça. B. Fransızca ve Farsça. C. İtalyanca ve Hintçe. D. Almanca ve Urduca. Şimdi İspanyolca ile İtalyanca çok benziyor. Fransızca ya da Almanca olmadığından eminim. Yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son karar. Peki. Yarışmacımız yarı yarıya jokerini kullanmak istedi. Bu durumda yanlış iki seçenek devre dışı kalacak. A, İspanyolca ve Arapça son karar. İspanyolca gibi geldi aslında ama dediğim gibi İtalyanca ile İspanyolca çok benzeyen diller. Aslında Fransızca da benziyor ama söyleniş birazcık daha farklı. Peki şarkıyı dinlerken İtalya'ya gitmiş biri olarak bunun İtalyanca veya İspanyolca olup olmadığını ayırt edemedim. Emin olamadım. Şöyle bir şey var. İtalyanca ile İspanyolca o kadar benziyorlar ki, yani konuşanlar zaten birbirlerini anlıyor. İşte mesela una diyor. Mesela una zaten şeyde de İtalyanca'da da yine bir demek. Ki benim dediğim gibi İtalyanca 50 kelime falan yani. Hani vurgular İtalyan değildi. Ondan eminim ama şimdi riske atmak istemedim. Şimdi 5 milyon. Sen arada İspanyolcayı da öğreneceksin. Biraz gayret. Yani anlaşılıyormuş. İtalyanca öğrenince. Fransızca da okunabiliyormuş ama tabii ha, vurgular çok farklı. Evet. Yolda bir tane Fransız profesör vardı yanında, Galatasaray Üniversitesi'nde çalışıyormuş. Direkt şey, Fransız bir havayolu ile geldim, ismini söylemeyeyim. Direkt geldi zaten, "Bonjourna" dedi. Dedim, Fransızca bilmiyorum. Dedi, sadece hani bir şey demedim yani, selamladım seni dedi İngilizce. Ben de dedim ki işte teşekkür ederim falan. Ben yolda bayağı konuştuk. Belki izliyordur da. Çok bir kelime bilmiyormuş Türkçe'ye dair. Burada mı yaşıyormuş? Yılda 35 gün yani 5 hafta dedi. Buraya geliyorum, sonra geri gidiyorum. Birer hafta şeklinde geliyormuş. Hocalık yapıyordu. Evet, burada profesörmüş. Aynı zamanda Fransa'da esas. Arada bir ders vermeye geliyor. Evet. İşletme konusunda sanırım. Evet. Peki, sırada 30 bin lira değerindeki 6. sorumuz var. Ve soru geliyor. Kendisine bir şey uzatıldığında onu buradan alabilmem için Dalsim olmam lazım diyen biri hangi video oyun serisine gönderme yapmış olur? A. Street Fighter. B. Mortal Kombat. C. Super Mario. D. World of Warcraft. Hiçbir fikrim yok. Tahmin yürütebileceğim bir şey de değil. Belki World of Warcraft'tır ama telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Peki, hemen jokerlerimizi görüyoruz. Hülya Sağır Ekmekçi, Adem Mert Akkaya, Emine Altınsoy. Hülya Sağır Ekmekçi'yi arayalım. Hülya Sağır Ekmekçi'yi arıyoruz. Hülya neyin olur? Danışmanımdı aslında, yurt dışı üniversite sürecinde danışmanlık yaptı. Çok yardımcı oldu. Hülya merhaba, Oktay Kaynarca ben, Milyoner Yarışması'ndan arıyoruz seni. Nasılsın, iyi akşamlar. Merhabalar Oktay Bey, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim.
Evet, tahmin ettiğiniz üzere Can bir soruda takıldı ve bunu bunu seninle paylaşmak adına Hülya Sağır Ekmekçi'yi arayın dedi. Biz de seni aradık. ve şimdi 30 saniyeliğine soruyla birlikte Can'ı seninle baş başa bırakıyorum ve süreniz başladı. Kendisine bir şey uzatıldığında onu buradan alabilmem için Dalsim olmam lazım diyen biri hangi video oyun göndermesi serisine gönderme yapmış olur? A. Street Fighter, B. Mortal Kombat, C. Super Mario, D. World of Warcraft. Dalsim, The Halsim. Şıklar: A. Street Fighter, B. Mortal Kombat, C. Super Mario, D. World of Warcraft. Onu buradan uzatabilmek için? The Halsim. Onu buradan alabilmek için The Halsim olmam lazım. Kelimeyi alamıyorum Ömer. Seyircinin bilmiyorum bu konuda çift fikri nedir de World of Warcraft son karar. Öyle mi? Yapacak bir şey yok. Niye seyirci jokerini kullanmadın madem bu kadar emin değildin? Keşke seyirci jokerini kullansaydın Can. Hızlıca karar verdin ve biraz panik mi yaptın? Olabilir. Street Fighter. Street Fighter bir bilgisayar dövüş oyunu ve kolu bacağı anormal şekilde uzayabilen bir karakter bu Dalsim'de. Aa, ben çok şey olarak düşündüm. Hani World of Warcraft karakter ağaçlarının olduğu bir oyun ya aslında. Hani belki belli bir sınıf alabiliyordur. Bütün bu jokerler yerine sadece seyirci jokerini kullansaydın eminim buradan doğru bir cevap çıkardı. Çıkar mıydı? Evet. Maalesef. Kısmet. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Maalesef seni 5000 lirayla gönderiyoruz bu akşam. Ve lütfen bizi unutma İtalya'da. Tamamdır. Yani bu zaten bu sorudan sonra unutulmaz bir anı olarak kalacak. Evet, en azından güzel bir anı oldu. Peki, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum sana. Necmettin Türkoğlu geliyor. Hoş geldin. Nasılsın Necmettin? Hoş bulduk. Ne güzelmiş yeleğin. Yeleğim özel tasarım, matematik ifade ediyor. Matematiğin önemini özellikle bilerek giydiğim bir yelek. Sürekli önemsiyorum. Yani matematikçiyiz. Evrenin dili matematik, hepimiz matematikçiyiz. Hepimiz matematikçiyiz, güzelmiş. Evrenin dili matematik, evet, güzel. Sadece matematik mi evrenin dili? Türk dili de önemli. Türk dili çok önemli. Türk dili de yapay zekanın ve geleceğin bilgisayar dili. Oktay Sinanoğlu Bay Türkçe kitabında bundan bahsediyor. Hmm. Türk dili çok önemli. Peki seni tanıyalım biraz lütfen. Ben Necmettin Türkoğlu. 1970 Ankara doğumluyum. Daha sonra Ankara'dan Konya'ya gittim. Selçuk Üniversitesi'nde önce elektrik, daha sonra ziraat fakültesi okudum. Çift dal. Elektrik okurken elektronik bir şirket kurdum. İyi bir inovasyoncuyum. İlk inovasyonumu çok yüksek bir rakama devrettim. Orta sınıf arkadaşımdı. O şirket hala devam ediyor. Buraya Çankırı Çerkez Saçak Beldesi'nden katılıyorum. Bilgelik Vadisi ismini verdiğimiz bir yerden geliyorum. Orada mı yaşıyorsun şu anda? Orada yaşıyorum ama Ankara'ya çok yakın olduğu için gidip geliyorum. Amacımız bir grup arkadaşımızla Türkiye'nin o bölgeyi, Ilgaz Dağları, Işık Dağı arasında, işte bu Karabük arasında hem kültürde, sanatta ve bilgide önemli bir merkez yapmak için gerekçelerimiz de var tabii ki. Uğraşıyoruz. Kendim girişimci mentörüyüm. Seyircilerimiz için söylüyorum. Türkiye'nin en başarılı genci ödülüm var. Daha sonra yine bir televizyon programında Türkiye birinciliğim var. Bir proje yarışmasında. Teknofest'te gümüş madalyam var.
Şu anda da yine bu Teknofest haftaya Adana'da, Türkiye'nin önemli bir projesi biliyorsunuz. Bütün gençler gelecek, biz de gideceğiz. Girişimci mentörü olarak Teknopark'ta gençleri yetiştiriyorum. Kendim çok deneyimli projeler yapıyorum. Ödüllerim de var. Teknopark'ta girişimci mentor olarak emekli oldum. Kendi projem için, kendi projemle Türkiye'nin yapay zeka çipini tasarlayan bir ekibim var. Uluslararası da bağlı ekibim var. Daha önce böyle bir şey yapıldı mı? Yapılmadı. Türkiye yapmadı. İşte, Türkiye yapmadı. Şimdi şöyle, ben bu yarışmaya gelme sebebim şu. Burası bilgi ve kültür yarışması. İşte bu geçen hafta Ensar yarıştı. Ben de tanıdığım bir öğrenci. Türkiye'deki bu zeki öğrencileri tanıyorum, takip ediyorum işim gereği. Şimdi bilgi sayar. Yani bilgi çok kıymetli. Yeni çağ bilgi çağı olacak. Yapay zekada bilgi, doğru bilgi işte. Yani şu andaki problem şu. Yapay zekadaki bilgiler doğru mu değil mi tartışması var. Önümüzdeki hafta meclis açılacak. Türkiye'nin de gündeminde bu yapay zeka meselesi bir gündeme gelecek. Kanun. Bir muamma diyorsun. Bir muamma. Bir duvara toslama var ama birileri sıyrılacak. Yani bir ülke sıyrılacak. Dünyada benim Teknofest projelerimde kendim ziraat mühendisi olduğum için en önemli projem şu. Biz uzayda tarım çalışıyoruz. İşte uzayda tarım çalışmak için yapay zekaya gerçekten ihtiyacımız var. Kendi konumda şu. 6G, 5G Türkiye'de HTK dediğimiz devletin kurumu HTK. 5G'ye geçilecek önümüzdeki günlerde. Çin geçti. Ondan sonra birçok ülke geçiyor. Türkiye'de de lokal birkaç istasyonda geçildi. Hacettepe Üniversitesi bu işin merkezi, o coğrafya. 6G başladı, dünyada çalışılıyor. Ben de 6G'ye çalışıyorum. 6G'de cep telefonundan koku transfer edilecek. Yani annenizin yemeği, çorbanızı özlediğinizde size o çorbanın kokusunu transfer edebilecek. Biz gül bitkisi çalışıyoruz öğrencilerimle. Gül bitkisinin kokusunu cep telefonundan transfer etmeye çalışan dünyadaki bir ekibiz. Kokuyu ekibiz, transfer edeceğim diyorsunuz. Gül kokusunu transfer edeceğiz. Bu dünyada çalışılıyor. Bitki bilimciyim, çift dalım. Dünyada çalışan insanlar var, ülkeler var. İtalya'da var, Amerika'da var. Türkiye'de de biz bu ekibiz. İşte mevcut çiplerin matematiği buna yetmiyor. İşte bu yapay zeka çipleri henüz yetmiyor. Biz o kadar iyi bir ekibiz ki Türk gençliğiyle. İşte tüm Türk gençlerini de davet ediyorum. Eğitimliyiz. Bir Hindistan'da bir grup var. İşte buradan kazandığımız parayı ben bu fona yatıracağım eğer iyi bir rakam kazanabilirsem. İşte o Hindistan'a öğrencilerimi götüreceğim o parayla. O kadar çok şey anlattın ki. Kafamız karıştı, evet, bitti. Bitti mi? Hayır. Değil, hedefimizi anlattım. Hayır. Evet. Ya o kadar çok şey anlattın ki eminim hepsi çok değerli ama o kadar çok şeyle uğraşmışsın ve o kadar çok şeyi kafaya takmış ve yormuşsun ki kafana bu konuyla ilgili. Evet, çok önemli şeyler olduğunu anlıyoruz ama senin anladığın kadar anlamadığımızı anlıyoruz. Gül kokusunu transfer edeceğiz. En son anladığımız koku transferi yapacağız. Koku transferi yapacağız. Annem çok takip... Işınlanmayı bulur muyuz hocam? O biraz tasavvufun konusu aslında şeydir. Girme. Allah aşkına girme. Yani ışınlanan tamam. Kendi ışınlansın. Tamam peki girmeyin. Nereye ışınlanıyorsa ışınlansın. Annem mavi gözlü, lakabı Çakır. Sizi çok takip ediyor. Bu yarışmayı bir köy hanımefendisi olmasına rağmen şehirde yaşıyor ama Ankara'da. Sağ olsun. Allah, yani bütün Allah programı çok iyi takip ediyor. Böyle bir şey var. Teşekkür yani, ederim. Ben kimle geldik buraya? Kızım Asude. Asude kendisi. Nur. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Çok merak ediyorum şimdi. Önce bir seni tanıyalım. Asenur Türkoğlu. Endüstriyel tasarım mühendisiyim. Şu anda hali hazırda makine mühendis, fen bilimleri enstitüsünde makine üzerine yüksek lisans yapıyorum. Babamı desteklemek için bugün burada yer alıyorum. Buna benzer konuşmalar her gün oluyor mu evde? Daha fazlası. Gerçekten mi? Evet. Annen ne yapıyor buna? Mesela nasıl bir durum içinde? Onlar alışmışlar artık. Yani belirli bir seviyeyi artık aşmışlar. Bizim yokluğumuzu da bir noktada bu yüzden evde genelde hissetmiyorlar. Konular hiçbir zaman bitmiyor. Bence artık telepati gücüyle anlaşıyorlar. Yok. Hala konuşabiliyorlar ve hala yeni konular bulabiliyorlar. Güzelmiş. Güzelmiş peki. Bir de oğlumuz var, o da inovasyoncu. Birbirimizin odasına girmek yasak. Herkesin projesi gizli. O kadar.
salonda birleşiyoruz yemek saatlerinde. Tabii birbirimize yardım ediyoruz ama. Bütün Türkiye bu evi merak etmeye başladı, evet, şimdi. Allah'ım ne oluyor bu evin içinde diye. Birden bir ışık hüzmesi çıkıp gibi. Uzayla bağlantı kurulabilir evde yani. Bütün bu enerjiyle birlikte. Hiç şaşırtıcı değil. Teknoköy diyoruz. İşte bu daha önce Tuz'dan bir evde yaşıyorum ben. Tuz'dan yaptığımız taşınabilir teknokentler. O proje öğrencilerimi ağırladı. Tuz'dan ev. Tuz'dan ev. Soruya geçelim. Soruya geçelim. Evet. Peki. Kendimi biliyorum. Biz, evet, lütfen. Bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi biz bir konuyu çok derinlemesine çalışırız. Herkes zannediyor ki bizi her şeyi bileceğiz. Bu yarışmanın formatı. Biz bir konuyu aldığımızda gece gündüz hiç durmadan, aylarca hiç bıkmadan, usanmadan bir konuyu çalışırız. Ama bu yarışmanın formatı çok geniş. Doğru. Bakacağız artık. Evet. Biraz da burada tedanı çıkaracağız. Değil yani. Mi? Evet. Evet. Kuralları biliyoruz. Değil mi? Yarışmanın kurallarını biliyoruz. Evet. Tamam. Peki. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Sevgili seyirciler, Milyoner başlıyor. ...2000 lira değerindeki ilk sorumuz geliyor. Lütfen kapı önlerinde durmayınız, boşluklara doğru ilerleyiniz. Anonsunu duyuyorsanız muhtemelen hangisindesinizdir? A. Jet ski. B. Planör. C. Sıcak hava balonu. D. Otobüs. Otobüs son... D şıkkı, otobüs son karar. ...5000 lira değerindeki baraj sorumuz geliyor, ikinci sorumuz. Ellerinize sağlık sözüne karşılık olarak genellikle hangisi söylenir? A. Afiyet olsun. B. Uğurlar olsun. C. Yazıklar olsun. D. Olmaz olsun. Sorunun cevabını biliyorum ama sizi heyecanlandırıyor. A. Afiyet olsun. Son karar. ...7500 lira değerindeki üçüncü sorumuz geliyor. Vahalar nerede olur? A. Gökyüzünde. B. Şehir merkezlerinde. C. Çöllerde. D. Uzay boşluğunda. Konuşabilir miyim? Tabii tabii. Tabii ki bu şıklar içinden cevap vereceğim. Aslında vahalar beyinlerde olur tamamen. Tabii ki bu şıklar içerisinden en doğru cevabı 19. saniyede vereceğim. Bir tür şeylerim var. 19. saniyede. Önemlidir Türkiye için. 19 Mayıs 1919'a ithaf et. Evet, C. Çöllerde son kararım. Evet, sıradaki sorumuz 10.000 lira değerinde ve sesli bir soru bu. Önce stüdyomuzdaki sesi dinleyeceğiz. Sonra ben o sesle ilgili sorumuzu soracağım. Gülü sevdim bir, seni sevdim bir mevsimlikmiş. Senle aşkımız gel, etme desen kal, gitme desen hiç faydası yok. Dinlediğiniz Son Buluşmamız adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Coşkun Sabah. B. Burak Kut. C. Mansur Ark. D. Ferhat Güzel. Bunun Coşkun Sabah olduğunu düşünüyorum, biliyorum. Ama Bilgelik Vadisi'nin ana teması müzik olduğu için jokerlerime danışarak onları da bu şeyde... Sağlam alayım. Sağlam alayım diyorum, evet. Çünkü... Peki, Necmettin... Jokerlerime bağlanmak istiyorum. Telefon jokerini kullanmak istedi. Bu durumda jokerlerimizi görüyoruz hemen. İlhan Türkoğlu, Mehmet Karanfil, Oğuzhan Akoba. Kim arayalım?
Üçü de birbirinden kıymetli. Bilgelik Vadisi'nden bilgi mimarı, müzik ve bilgi mimarı Oğuzhan Akova'yı arıyorum. Peki. Birlikte çalıştınız, arkadaşınız. Gönüllü diyelim. Çalışma değil de bir bilgelik vadisi, bir gönül meselesi. Oğuzhan Bey merhaba, Oktay Kaynarca ben. Milyoner yarışmasından arıyoruz sizi. Evet Oktay Bey, buyurun. Necmettin Hoca'nın size ihtiyacı var bir soruyla ilgili. Evet. Çok bilgelik vadisiyle ilgili olmasa da bu biraz aslında müzikle ilgili bir soru. Evet. Ve o soruda yardımınıza ihtiyacı olduğunu hissettik ve sizi aradık. Şimdi bu sesli bir soru. Stüdyomuzdaki sesi dinleyeceksiniz önce ve daha sonra ben sizi soruyla birlikte Necmettin'le baş başa bırakacağım. Hazır mısınız? Peki. Ve ses geliyor. Gülü sevdim bir, seni sevdim bir mevsimlikmiş. Senle aşkımız gel, etme desen kal, gitme desen hiç faydası yok. Ve süre başladı. Oğuzhan abi merhaba. Dinlediğiniz Son Buluşmamız adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Coşkun Sabah, B. Burak Kut, C. Mansur Ark, D. Ferhat Güzel. Tekrar Coşkun ediyorum. Sabah. Coşkun Sabah. Evet, sana güveniyorum Oğuzhan abi. Müzik kulağına güveniyorum. A. Coşkun Sabah, son karar. Jokerimiz gitti. Coşkun Sabah Ankara'da sahne alıyor. Benim de zaman zaman Atakule civarında gördüğüm ve çok yaşım itibariyle kulağımın alışkınlığı olduğu bir sesti. Ama hemen cevap veriyor olmak lazımdı aslında. Bu Coşkun Sabah dedim zaten. Ama ben kendi kafamda bir plan yaptım. Müzik işi Oğuzhan abinindi. Öyle bu mi? Çok bilemediğim bir soru da olurdu. Oğuzhan abi çok değerli bir müzisyen. İleride. Ama ileride belki başka bir şekilde işinize yarayabilirdi. Işınlanırız dedik ya. Işınlanır mıyız? Peki. Peki 20 bin lira değerindeki 5. sorumuz geliyor. Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yapan bir uçağın yolcuları nerededir? A. Zonguldak. B. Sparta. Gaziantep. C. Tekirdağ. D. Isparta. D. Isparta, son karar. Hiç inmedim. Birçok havaalanına gittim dünyanın ama Isparta havaalanına hiç inmedim. Isparta'da bir uçak düşmüştü. O soru gelecek zannettim. Peş peşe gelen soruların yalnız bağlantısını bulabildik mi? Bir gülü sevdim. Gül. Isparta, gül. Isparta. İşte ışınlanma budur. Bir de neyi kullanıyorduk? Biz gül kokusuyla ilgili kokusu, çalışıyorduk değil mi? Evet, Sparta. Benim gelmem lazım bu vadiye. Merak ediyorum. 30 bin lira değerindeki 6. sorumuz geliyor. Hangisi Kemal Sunal ve Şener Şen'in birlikte rol aldığı bir filmdir? A. Kapıcılar Kralı. B. Çöpçüler Kralı. C. Bekçiler Kralı. D. Gol Kralı. Ya bu da çok iyi bildiğim soru ama risk almayacağım. Seyirci hazırlansın. Yine de bir düşüneyim. Sürem var. Kapıcılar Kralı'nda Şener Şen var mıydı? Çöpçüler Kralı, Yokçiler Kralı, Gol Kralı diye bir film bilmiyorum. Seyirci hakkımı kullanacağım burada. Peki yarışmacımız seyirci jokerini kullanmak istedi. Bu durumda seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Hangisi Kemal Sunal ve Şener Şen'in birlikte rol aldığı bir filmdir? A. Kapıcılar Kralı, B. Çöpçüler Kralı, C. Bekçiler Kralı, D. Gol Kralı ve 10 saniyelik süre başladı. Evet, stüdyodaki seyircilerimizin %73'ü B, yani Çöpçüler Kralı demişler. Evet, sayın seyircilerimize güveniyorum. Orhan matematik olarak da onlara güven diyor.
B Çöpçürel Kralı son kararım. 19'da yakaladık. Sıra geldi baraj sorusu. 50 bin lira değerindeki 7. sorumuz baraj sorusu. Yaktık çökerleri değil mi? Çok kolay yaktık. Üç slasherların devamı niteliğinde olan Demir Maske adlı romanın yazarı kimdir? A. Alexander Dumas, B. Miguel de Cervantes, C. Mark Twain, D. Daniel Defoe. Bu romanı eşim çok okumuş gençliğinde. Ben hep daha ziyade bilimle ilgili şeyleri okuyorum. A şıkkı olduğunu düşünüyorum. Ama riske girmeyeceğim. Burada da jokerimi kullanacağım. Öyle mi? Tabii. Şeyim var, hafızayla ilgili, yani bilgiye ulaşmak başka ama hafızayla ilgili sorunum var. Burada %50 hakkımı kullanacağım. Peki. %50 cevap jokerini kullanmak istiyor yarışmacımız ve bu durumda 2 yanlış cevap devre dışı kalacak. Gönlümdeki aşık. Evet. Alexander Dumas ve Mark Twain. Ne dersiniz? Çok kolay bir soru olduğunu düşünüyorum. Gençler gülecek ama bana cevap veriyorum. C şıkkı Mark Twain. Değiştirdim. Son karar mı? Son kararım A şıkkı. A şıkkına son kararım A şıkkı dedim ama... Ne yaptım bildim mi bilemedim. Son kararım A şıkkı dedim. Son an değiştirdim. Ama maalesef süreyi geçtik. Geçtin mi? Maalesef kararım, süreyi doğru kullanamadık. Doldurdun mu? Son kararım A şıkkı. Maalesef söyleyemedik. O sırada yorum yaparken süreyi geçtik. Evet. Ve ama zaten ne dedik? A şıkkı olduğunu düşünüyordum. Son anda tabii ki bu da bu yarışmanın cilvesi. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet. Mutlaka ziyaret etmek istiyorum şu vadiyi. Bütün Türkiye'yi bekliyoruz. Bu önemli bir... yani ben burada olmaktan mutluyum. Bu müzik var, eğlence var, bilgelik. Bilgelik yani müzikle başlıyor aslında. Bir müzik çok önemli. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Hadi iyi akşamlar. Sizi 5000 lirayla uğurluyoruz bu akşam. Evet. Buyurun buradan. Böyle tamam. Alayım sizi buyurun. Buyurun. Önce şunu. Şunu bir alalım. Evet. Çok kolay bir şey değil mi? Sevgili seyirciler, yarışmacımız Hande Yıldırım Can Demir geliyor. Hoş geldin Hande. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hadi biraz kendinden bahset bize. Ben Hande Yıldırım Can Demir. 25 yaşındayım. Kayseri doğumluyum. Aslen Kahramanmaraşlıyım. Ailem Kahramanmaraş'ta yaşıyor şu anda. Annem, babam ve bir kız kardeşim var. Şu anda tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Daha önce küçük bir mühendislik deneyimim oldu. Daha doğrusu ilk başta şey kazandım. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazandım. Ondan sonra dedim ki ben ileride kendimi bir mühendis olarak göremiyorum. Tekrardan sınava hazırlandım okurken. Sonra tıp fakültesini kazandım. Ve iyi ki diyorum şu anda, yani iyi ki böyle bir radikal karar almışım. Ve mutlusun. Evet, mutluyum. Yaşasın. Çok şükür. Kafandaki branş ne olacak? Var mı şu anda beliren bir şey? Genel cerrahi istiyorum. Öyle mi? Güzel. İnşallah başarılı olursun. Umarım. İnşallah. Evet. Kimle geldin? Eşimle geldim. Ali Enfal. Hoş geldin Ali. Merhabalar, hoş buldum. Hadi tanıyalım seni biraz. Ben de 25 yaşındayım. Ali Enfal Candemir. Ben de aslen Kahramanmaraşlıyım.
Yaklaşık 2,5 yıldır Hande ile evliyiz. Mesleğim doktorluk. Doktorum ben de. Aynı sektördeyiz Hande ile. Ne kadar güzel denk getirmişsiniz her şeyi. Evet. Biz memleket aynı, biraz. Meslek aynı, yaşlar aynı. Evet. Vallahi ne kadar güzel denk gelmiş her şey, maşallah. Biz lisedeyken tanıştık aslında. 8 yıldır birlikteyiz. Lise son sınıfta tanıştık. EFAY son sene bizim okula geldi. Aynı sınıfa denk düştük işte. Ondan sonra zaten okuyoruz işte. Benim biraz sene kaybım olunca bu mühendislikten dolayı. Biz okurken evlendik. EFAY'in bir çalışma masası var. Benim bir çalışma masam var. Akşamları ders çalışıyoruz rutin olarak. Harika. Sabah kalkıyoruz, okulumuza gidiyoruz. Sonra EFAY mezun oldu tabii, mesleğe başladı. Bayağı ben evcilik gibi bir şey anlatıyorsunuz çocuklar. Evet. Ha? Yani birazcık... Aradan çıkmış yani aslında. Kesinlikle öyle ve hatta şey diyoruz. EFAY'le hatta bir kere bir arkadaşımıza dedi aradan çıktı diye. Önce bir bozuldum, sonra dedim evet cidden aradan çıktı yani. İyi ki çıkmış ama, ne güzel olmuş. Evet. Çok yakışmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki tekrar hoş geldin. Hoş buldum, sağ olun. Hande, kuralları biliyor musun? Evet biliyorum. Biliyoruz. Hı-hı. Peki hazır mısın? Hazırım. Başlayalım. Başlayalım. Sevgili seyirciler, Milyoner başlıyor. ₺2000 değerindeki ilk sorumuz geliyor. Yol almak anlamına gelen deyim hangisidir? A. Termometre yapmak. B. Barometre yapmak. C. Kronometre yapmak. D. Kilometre yapmak. D şıkkı, kilometre yapmak son kararım. ₺5000 değerindeki baraj sorumuz geliyor. Karikatürlerde nerede mahsur kalmış bir karakterin başının üzerinde dönerek uçarken resmedilenler genellikle akbabalar olur. A. Kutupta. B. Çölde. C. Halı sahada. D. Uzayda. Aslında biliyorum. Bir anda kafam karıştı. B şıkkı, çölde son kararım. Bir an korkuttun bizi. Ben de çok korktum. Bir ara korkuttun bizi, eyvah. Peki, ₺7500 değerindeki üçüncü sorumuz geliyor. Önce 5 kilometre kuzeye, sonra 5 kilometre doğuya giden biri başlangıç noktasına en kısa yoldan dönmek için hangi yönde ilerlemelidir? A. Güneydoğu. B. Kuzeybatı. C. Güneybatı. D. Kuzeydoğu. Şimdi önce güneybatı diyorum direkt buna ama bir daha bir düşünüyorum. Kuzey. Doğu gitti. Buraya gelmesi gerekiyor. Batı gelecek. Güney gelecek. Güneybatı. Tamam. C şıkkı, güneybatı. Son kararım. Evet, ₺10000 değerindeki sorumuz geliyor ve bu sesli bir soru. Önce stüdyomuza gelen sesi dinleyeceğiz, sonra sesle ilgili soruyu soracağım Hande ve ses geliyor. Belçikalı şarkıcı Samantha'dan Eviva España adlı orijinalini dinlediğiniz şarkının Türkçe versiyonunun adı nedir? A. Yaşa Fenerbahçe. B. Kara Kartal Oley. C. Cimbom Galatasaray. D. Kastamonu Kastamonu Dep Dep Dep. Bu soruyu doğru yapacağım ve doğru yaptığıma üzüleceğim bir soru olacak. A şıkkı, yaşa Fenerbahçe son kararım.
Çünkü? Çünkü ben bir Galatasaray taraftarıyım çok şükür ki. Neyse üzülme canım. Bütün takımlarımız yaşamasını istiyoruz. O anlamda bak meseleye. Evet. Peki. Evet, 20 bin lira değerindeki 5. sorumuz geliyor. Türkçe dil bilgisinde hangi türde bir zamir yoktur? A. İşaret zamiri. B. Soru zamiri. C. Sayı zamiri. D. Belirsizlik zamiri. İşaret zamiri var, sayı zamiri var, belirsizlik zamiri var, herhangi bir vesaire. O, şu, sayı, kaç. Sayı zamiri. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki, hemen jokerlerimizi görüyoruz. Furkan Candemir, Mert Ali Abacı, Giray Yücel. Kimi arayalım? Mert Ali Abacı'yı arayalım. Peki. Neyin olur? Mert Ali Abacı çok yakın arkadaşım kendisi. Ve hatta daha önce sizinle alanda çok koyu Galatasaray taraftarı olan hatırlarsınız muhtemelen. Hatırladım. Evet, kendisi Galatasaray hukukta okuyor. Doğru. Ve aynı zamanda hani Türkçe edebiyat özel dersleri veriyor. Hatta benim kız kardeşime de ders veriyor. Çok doğru jokermiş. Evet. Ve bana evet. Kızacak bunu nasıl bilemedin diye. Hatırlıyorum Mert Ali'yi. Evet doğru. Mert Ali iyi akşamlar, Oktay Kaynarca ben. İyi akşamlar Oktay Bey, merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, nasılsın? Tekrar sesinizi duymanın mutluluğu içerisindeyim. Sesinizi duydum, daha iyi oldum. Vallahi biz de öyle. Nereden nereye Mert Ali? Aynen öyle. Dünya küçük. Dünya küçük. Şimdi de jokerimiz oldun. Bakalım inşallah yardımcı olabilirim. Beni aradığınıza göre sanırım herhalde son soruya yakınız diye düşünüyorum. Yok o kadar değil, o kadar değil. Maalesef o kadar değil. Olacak, oralara da geleceğiz inşallah. İnşallah, evet. Tahmin ettiğin üzere Hande bir soruda takıldı ve sana ihtiyacı var. Ve şimdi tam da senin profesyonellik alanının içerisinde bir soru bu. Hadi ve bakalım, soruyla birlikte Hande'yi 30 saniyeliğine seninle baş başa bırakıyorum ve süre başladı. Buyurun. Tamam. Türkçe dil bilgisinde hangi türde bir zamir yoktur? A. İşaret zamiri. B. Soru zamiri. C. Sayı zamiri. D. Belirsizlik zamiri. C şıkkını bir daha okur musun? İşaret zamiri, soru zamiri, sayı zamiri, belirsizlik zamiri. Hangi türde bir zamir yoktur? Sayı zamiri yoktur Hande. Sayı zamiri yoktur. Sayı zamiri yok değil mi? Evet, sayı zamiri yok. Cevap C, sayı zamiri. Teşekkür ederim Mert Ali. İyi seyirler. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Şu an kendisi maça gidiyor. O yüzden C, sayı zamiri son kararım. Evet, 30 bin lira değerindeki 6. sorumuz geliyor. Klasik bir satranç maçı boyunca fil adlı taşlardan biri satranç tahtası üzerindeki 64 kareden en fazla kaçının üzerinde bulunabilir? A8, B16, C32, D64. Ay satrançtan nefret ederim ya. Köşegen mi düşünmem gerekiyor? Ay hiçbir fikrim yok. Seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Peki. Bu durumda seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Klasik bir satranç maçı boyunca fil adlı taşlardan biri
satranç tahtası üzerindeki 64 kareden en fazla kaçının üzerinde bulunabilir? A 8, B 16, C 32, D 64. Ve 10 saniyelik süre başladı. Evet, seyircilerimiz %71 oranla C yani 32 demişler Hande. Ben 16 buldum ya. Ben kesin yanlış bulmuşumdur. Tamam, C 32 son kararım. Ya beyazın ya siyahın üstünde ilerliyor ya. Ve 64 kare. Buradan annemden özür diliyorum. Eyvah. Annem beni çünkü satranç kursuna göndermişti. Eyvah. Ve ben anne ben bunu yapamıyorum asla yapamayacağım deyip geri voleybola gitmiştim. Çok işe yarayacakmış halbuki. Evet. Sırada 50 bin lira değerindeki baraj sorumuz var. Ve soru geliyor. Hangi ülkenin günümüzdeki ulusal bayrağında güneş sembolü yoktur? A. Arjantin. B. Kazakistan. C. Kuzey Makedonya. D. Vietnam. Arjantin var. Kazakistan var. Kuzey Makedonya. Ay, Kuzey Makedonya, Vietnam. Evet, Arjantin var ya. %50 jokerimi kullanmak istiyorum. Kullanalım mı? Peki, yarışmacımız %50 yani yarı yarıya jokerini kullanmak istedi. Bu durumda iki yanlış cevap sistem dışı kalacak, devre dışı kalacak. Bakalım onlar hangileriymiş? Evet, B. Kazakistan, D. Vietnam. Şimdi Kazakistan'daki yıldız mıydı ya? D, Vietnam son kararım. Kıl payı. Evet. Ve attın. Hissi kabdel vuku diyelim ya. Hissettim diyelim. Evet. Peki, öyle kabul edelim. Peki tamam. Bütün jokerleri bitirdik. Ama barajı geçtiğimiz için çift cevap joker hakkını kazanmış olduk. Ve artık süre sınırımız yok. Sorular üstünde istediğimiz gibi yorum yapabiliriz, düşünebiliriz, konuşabiliriz. Ve sıra 100 bin lira değerindeki 8. soruda ve soru geliyor. Hangisi en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi senaryo Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir? A. Titanic. B. Kuzuların Sessizliği. C. Baba. D. Leon. Sevginin Gücü. Bir fikrim yok. Ama şimdi diyorum ki en iyi film, en iyi hani her şeyin en iyisi ise gerçekten de çok çok bildiğim bir film olması gerekir diyorum. Filmleri hatırlıyor musun? Buradan ben de tam ondan bahsedecektim. Sadece Leon'u izledim.
Maalesef ki Titanic'i bile izlemedim, evet. Öyle mi? Mesela babayı seyretmedin mi? Godfather. O da gerçekten tamamen benim ayıbım olsun. Maalesef ki seyretmedim. Kuzuların Sessizliği. Yani şu an... Çok kızıyorum kendime ya. Ama önemli hani benim için şöyle bir şey... Bu kadar en iyi dersek aklıma hiçbir şık olmasa bile ben... Godfather derdim yani, baba derdim. Ama şimdi hani Titanic'de çok bilindik, çok bir başyapıt sonuç olarak. Hakeza Kuzuların Sessizliği de öyle ama tamam, içe çıkmayalım en azından, ikide kalayım. Ama Leon zannetmiyorum ya. En iyi film yönetmen, en iyi erkek oyuncu. En iyi kadın oyuncu. Şimdi böyle olunca bir Titanic de gelmedi değil yani. En iyi erkek hepsini de, bir en gözden iyi kadın geçir. Oyuncu. Tekrar gözden geçirmeyi tavsiye ediyorum. Ama bir öbür filmleri bilmediğin için tabii şimdi onunla da ilgili bir şey diyemeyeceğim. Filmlerin içine giremiyorsun. Çünkü evet. Yani kadın oyuncularını bilmiyorsun, erkek oyuncularını bilmiyorsun. O yüzden de bir fikir oluşturmak zor olacak bu durumda. Evet. Ben çift cevap Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki. İlk cevabını alalım Hande. A şıkkı Titanic son kararım. Oyunculuk alanında herhangi bir Oscar olduğunu düşünmüyorum. Hatırlamıyorum. Leonardo da almadı diye hatırlıyorsundur belki. Evet. Şimdi en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu. Ben buraya çok takıldım ya. Hani en iyi film, en iyi... Ya hiçbir fikrim yok zaten bahsettiğim üzere. Ama en iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu deyince ben Leon'a yaklaştım ya. Çünkü... Yani müthiş bir uyum vardı gerçekten. Yani çok etkilendim, onu hatırlıyorum. Film kültürüm geniş değil zaten. Hani buradaki üç filmi izlemediğim üzere. Ama diyorum ki hani bundan arada, yani aralarında sadece tek birini izlemişim ve çok etkilenmişim. En iyi erkek ve en iyi kadın olarak düşündüğümde. Bunların Sessizliği. En iyi senaryo. Ama aklıma ilk gelen doğrudur deyip babaya mı yönelsem? En iyi senaryo. Ben Leon Sevginin Gücü diyorum. Son kararım. Ama ben Leon'dan bir Oscar çıktığını hiç hatırlamıyorum, hiç düşünmüyorum. Evet, çok güzel bir film. Kuzuların Sessizliği. Yani iyi ki C çıkmadı. Çok üzülürdüm C çıksaydı. Hiç düşünmediğim çıktı. Yapacak hiçbir şey yok yani. Evet, Anthony Hopkins ve Judy Foster'ın çok acayip bir performans gösterdikleri filmdir. Mutlaka bunların hepsini gidip seyretmeni tavsiye Bugünkü ediyorum. Planım. Bayılacaksın. Bu tamamen. Yaşasın. En azından buna yaradı diyeceksin. Evet, kesinlikle. Kesinlikle öyle ve hani iyi ki burada bulundum da diyorum zaten. Ve bugünün ikinci ikisi de Kuzuların Sessizliği olsun. Bir de fena bir parayla da gitmiyoruz. 50 bin lira. Evet. Hı? Sağlık olsun. Sağlık olsun. Bence de. Yani özellikle mesleğin icabı da sık sık söylemen gereken bir laf bu. Kesinlikle. Sağlık olsun. Kesinlikle öyle. Teşekkür çok ederiz. Çok memnun oldum. Ben çok de teşekkür çok memnun ederim. Oldum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Gel. Gel, paranı vereceğiz. Gel. Gel, 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 paranı.
Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, yarışmacımız Nehir İnan geliyor. Hoş geldin Nehir. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Tanıyalım seni. Öncelikle ben Nehir, Nehir İnan. Doğma büyüme İstanbulluyum. 24 Nisan 2006 doğumluyum, 18 yaşındayım. Ama baba tarafından Amasyalıyım. Liseden yeni mezun oldum bu sene ve üniversite sınavına girdim. Bahçeşehir Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümüne tam burslu şekilde yerleştim. Aslında burada bulunmamın ana sebebi de buydu. Yani bu stüdyo ortamını görmek, kameralarımızın karşısında, seyircilerimizin karşısında, sizin karşınızda şu soruları cevaplayacak olmak bile benim için gerçekten paha biçilemez bir şey. Çok yani mutluyum bu yüzden bu koltukta oturduğum için. Ne güzelmiş. Evet. Ne güzelmiş. O zaman hiçbir telaşımız yok. Zaten ne kadar tabii, ilerle... Tabii yani heyecanım var. Ne kadar ilerlersek o kadar ki kar ama önemli olan aslında gözlemdi. Evet, aynen öyle. Onu da aşağı yukarı yarısını hallettik evet, sayılır. Evet, hallettik sayılır. Değil mi? Bence. Bundan sonrası daha kolay ve keyifli geçecek. Umarım. Peki, kimle geldin? Annemle geldim. Hoş geldiniz. Nilüfer Hanım nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Gayet iyi. Tanıyalım sizi biraz. Ben Nilüfer. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunuyum. Meslek hayatımı tekstil tasarım üzerine geçirdim. Şu an emekliyim. Bu kadar. Kızıma başarılar diliyorum. Çok istiyordu bu programa katılmayı küçüklüğünden beri. Evet, neredeyse küçüklüğüne denk geliyor. Yani. Sağlam bir izleyicisiyiz yani işin açıkçası. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Başlayalım mı? Başlayalım. Sevgili seyirciler, Milyoner başlıyor. ₺2000 değerindeki ilk sorumuz geliyor. Vücut geliştirmeyle uğraşanların yaptığı egzersizler arasında genellikle hangisi olmaz? A. Barfix çekme. B. Şınav çekme. C. Mekik çekme. D. Halay çekme. D. Halay çekme. Son kararım. ₺5000 değerindeki baraj sorumuz geliyor. Kül Kedisi adlı masalın en bilinen versiyonunda Kül Kedisi'nin katılmış olduğu baloyu ne zaman terk edip eve dönmesi gerekir? A. Telefonunun şarjı bitmeden. B. İkiz bebekleri uyanmadan. C. Gece yarısı olmadan. D. Milyoner başlamadan. Keşke. C. Gece yarısı olmadan. Son kararım. ₺7500 değerindeki üçüncü sorumuz geliyor. Onun gibisi yoktur, bir tanedir o diyen biri bahsettiği kişi hakkında muhtemelen hangi bilgiyi vermeye çalışıyordur? A. Var olmadığını. B. Eşi bulunmaz biri olduğunu. C. İkizinin olmadığını. D. Hayali bir karakter olduğunu. B. Eşi bulunmaz biri olduğunu. Son kararım. ₺10000 değerindeki dördüncü sorumuz geliyor. Belirli bir işin, işlemin, yarışmanın veya teknik alanda belli bir işin kısa süresini ölçmek amacıyla kullanılan alet hangisinin sözlük tanımıdır? A. Termometre. B. Kronometre. C. Dinamometre. D. Klinometre. B. Kronometre. Son kararım. Evet Nehir, iyi gidiyoruz. Güzel. Keyifli. Mutluyum. Tamam, tadını çıkarıyoruz. Güzel.
20 bin lira değerindeki 5. sorumuz geliyor. Hangi ünlü yapıyı görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke İtalya'dır? A. Eyfel Kulesi. B. Taç Mahal. C. Pisa Kulesi. D. Brandenburg Kapısı. C. Pisa Kulesi. Son kararım. Eyfel ile Pisa arasında mı kaldın? Yok, hayır. Brandenburg biraz bir de hani o Almanya'da olması lazım. Evet. Evet, Almanya'da. Emin olmak istedim, evet, sadece. Almanya'da. Evet, 30 bin lira değerindeki 6. sorumuz geliyor. Bu sesli bir soru Nehir. Tabii. Önce stüdyomuzdaki sesi dinleyeceğiz. Sonra ben sesle ilgili soruyu soracağım. Hı hı. Dinlediğiniz Ateşteyim adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A. Mirkelam. B. Çelik. C. Tayfun. D. Ferhat Güzel. Ben bu soruda seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarışmacımız seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Bu durumda soruyu stüdyodaki seyircilerimiz için tekrar okuyorum. Dinlediğiniz Ateşteyim adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A. Mirkelam. B. Çelik. C. Tayfun. D. Ferhat Güzel ve 10 saniyelik cevaplama süresi başladı. Evet, seyircilerimizin %81 oranla verdiği cevabı B şıkkı olarak görüyoruz. Yani çelik demişler. Evet. Ben de seyircilere güveniyorum. B şıkkı çelik, son kararım. Merak ettiğim için soruyorum. Şarkıyı hiç duydun mu? Duydum ama kim söylüyor? Yani şu an söylerdim ama kendimi hiç riske atmak istemiyorum. Öyle mi? Yoksa Türkçe pop dinlerim. Çok şarkı dinlerim o konuda. Çünkü bu şarkı o dönem, yani aslında 90'lara denk geliyor hatırladığım kadarıyla. 90'larda dinlerim de çelik çok hani şey değilim. Bizim yaşımıza yetişmedi diyorsun. Yani evet, sayılır. Peki, her seferinde söylüyorum sevgili Çelik'e ve Ercan'a, hatta İzel'e diyorum ki yeni şarkılar yapın lütfen. Yeni şarkılar, evet, yapın. Evet, biraz duyalım, biz de alışalım. Eski şarkılarınız çok dilimize pelesenk oldu ama yeni kuşağın sizin yeni şarkılarınıza ihtiyacı var diye takılıyorum da onlara arada bir. Bu da bunun ispatı oldu bu sürede. Evet. Evet, 50 bin lira değerindeki baraj sorumuza geldi sıra. Bakalım sorumuz neymiş? Serdar Akan'ın yönettiği 1998'de vizyona giren Gemide adlı filmde İdris Kaptan karakterini canlandıran oyuncu hangisidir? A. Erkan Can. B. Fikret Kuşkan. C. Olgun Şimşek. D. Ahmet Uğurlu. Ben bu soruda direkt olarak telefon joker hakkını kullanmak istiyorum. Peki, Nehir telefon joker hakkını kullanmak istedi. Bu durumda jokerlerimizi hemen görüyoruz kimlermiş. Nehar Keşan, Erkan Ekiz, Saadet Topal. Nehar Keşan'ı arayalım. Peki, Nehar Keşan neyimiz olur? Dayım kendisi. Bilir mi? Bileceğini düşünüyorum inşallah. Bakalım. İnşallah. Nerede okuyorum demişti? Ben Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Televizyonu yerleşim ama bu sene. Daha bu sene, yani yeni başlayacağım. O yüzden birazcık hani evet, bu konularda daha kendimi ilerletemedim. İlerleyen senelerde bu soru mutlaka aklına gelecek ve hay Allah, ben bu kadar önemli bir filmi nasıl bilemiyormuşum diye tekrar. Bu da biraz eskilere kaçtığı için 98 yapımı, hani ben daha yoktum. Ama tabii ki izlerim. Yani okula girdiğinde sadece 98 değil, ta sinema tarihine kadar uzanacaksın. Tabii. Evet.
filmle gerçekten çok karşılaşacaksın. Çünkü bir sürü ezberi bozan filmlerden bir tanesidir. Hı hı. Bu arada Ahmet Uğurlu dışında diğer seçeneklerin hepsi konservatuar arkadaşım. Burada karşılaşmak iyi oldu. Mutlaka seyret bu arada filmi. Tabii. Eve gidince ilk iş. Gider gitmez mutlaka seyret. Neyar Bey, iyi akşamlar. Oktay Kaynarca ben. Milyoner yarışmasından arıyoruz sizi. Nasılsınız? İyi akşamlar Oktay Bey. İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nehir bir soruda takıldı ve size ihtiyacı var. Ve bu durumda sizi 30 saniyeliğine kendisiyle ve soruyla baş başa bırakıyorum ve hazırsanız süre başladı. Dinliyorum. Serdar Akar'ın yönettiği 1998'de vizyona giren Gemide adlı filmde İdris Kaptan karakterini canlandıran oyuncu hangisidir? A. Erkan Can, B. Fikret Kuşkan, C. Olgun Şimşek, D. Ahmet Uğurlu. Gemide adlı filmde İdris Kaptan karakterini canlandıran oyuncu. Erkan Can. Tamam, çok teşekkürler. Erkan Can. İyi akşamlar. Evet. Cevabını alalım. A şıkkı Erkan Can, son kararım. Sevgili Erkan'ın da kulaklarını çınlatmış olduk ve barajı geçmiş olduk. Şimdi biraz daha rahatız ama iki tane jokerimizden olduk. Hemen durum değerlendirmesi yapıyoruz. Yarı yarıya joker hakkımız cebimizde duruyor. Hı-hı. Fakat barajı geçtiğimiz için çift cevap joker hakkımızı da kazanmış olduk. O da cebimizde. Bunlar avantaj. Evet. Bir avantaj da süre sınırımız yok artık. Evet, İstediğimiz artık gibi sorular üzerinde rahat rahat konuşabiliriz, yorum yapabiliriz, düşünebiliriz. Seçenekleri gözden geçirebiliriz. Öyle bir avantajımız var. Ve 100 bin lira değerindeki 8. sorumuz geliyor. Finlandiya'da 2024'te 11-16 yaş arası çocuklarla yapılan akademik bir araştırmada hangisinin desteğinin çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada diğerlerinden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir? A. Annenin annesi. B. Babanın annesi. C. Annenin babası. D. Babanın babası. Çok değişik bir soru öncelikle. Yani daha farklı şıklar bekliyordum. İstersen, ilk soru geldiğinde. İstersen soruyu şöyle rahat rahat, sakin tabii, sakin bir gözden geçirelim. Finlandiya'da 11-16 yaş arası çocuklarla yapılan akademik bir araştırma. Akademik araştırma yapılmış. Hı hı. Tam aslında ergenlik çağları 11-16 yaş. Evet. Çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada diğerlerinden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. Yani bir telkin etme açısından gibi algıladım ben. Hangisinin desteğinin? İşte destek olarak hani daha yanında olması, desteklemesi, telkin etmesi tarzı. Ya ben kendi açımdan bakarsam bu soruya annemin annesi derdim. Öyle mi? Yani kendi açımdan, tamamen kendi bakış açımdan söylüyorum bunu. Büyükler hayatta mı? Evet. Anneler, anneanneler, babaanneler, evet, dedeler evet. Hepsi. Allah uzun ömür versin. Güzel. Amin inşallah. Güzel. Yani... Sana bu durumda o yaşları gözünün önüne getirdiğinde hangisi daha yakın geliyordu? Ya benim anneannemle yakınlığım çok fazlaydı. Hani tamamen onun yanında bul. Ama bu tamamen hani dediğim gibi kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Çünkü kimisi babaannesiyle büyür, kimisi anneannesiyle. Hani çok dede faktörünün etkili olacağını düşünmüyorum. Babaannen de seyrediyor bak söyleyeyim. Hayır, babaannem seyretsin. Babaannemi çok seviyorum. Yani şu anlamda dedelerin hani çok çocuklar üstünde bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Hmm. O beni hani babanın babası, annenin babası bu bana uzak geliyor. Hmm.
Yani dedem beni kendi açımdan çok düşünüyorum. Bu durumda dedeleri devre dışı bırakıyorum evet, diyorsun ben mantık öyle, olarak. Kendi öyle mi? Kendi kafamda öyle peki kuruyorum. Çünkü 11-16 yaş arası çocuklar daha çok hani anne sevgisi belki. Ama biraz da ergenlik oluyor. Hani aileden kopma da olabilir. Şimdi öyle düşününce. Ya şimdi iki jokerim var. Evet. Yani %50 kullanıp artı... Evet, iki jokeri kullanarak bu sorunun üzerinden atlayabiliriz. Atlayabilirim. Evet. Ama şimdi sonraki soruya da bir şey bırakmak istiyorum. Onu da görmek istiyorum. Ya dediğim gibi bu baba faktörlerinin çok etkili olduğunu düşünmüyorum ama şaşırtmaca da olabilir. Şimdi ben mi çok kendi açımdan düşünüyorum? Davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada. Davranışsal ve duygusal sorunlarını şimdi azaltmada. Şimdi duygusal deyince hani anneler hep böyle daha duygusal olur babalara nazaran. Babalar çok dışa vurmaz. Tersi olamaz mı? Bence öyle. Yani o duygusal sorunlarla boğuşurken birden dede çocuğu karşısına alıp başka bir açıdan bir pencere açıp bunun üzerinden atlamasına sebep olamaz. Olabilir, tabii ki olabilir. Ama anne daha şey geliyor bana. Ya bu dediğim gibi kişiden kişiye çok değişkenlik gösteren bir şey aslında. Yani genel bakmak lazım. Çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada. Sadece duygusal dese direkt anne derdim ama biraz da davranışsal. Evet. Yani bilemedim. Aslında jokerleri kullanarak... Şimdi bunu geçersem 100.000 almış olacağım. Evet. 200.000'lik soruyu göreceğim. 100.000 lira cepte açıkçası. Yani tabiri caizse 100.000 lira cepte. Ve ondan sonra ikinci yani 200.000 liralık soruyu açacağız. 9. 200.000 liralık soruyu açacağız. O zaman ben bir önce yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki. Yarı yarıya joker hakkımızı kullanmak istedik. Bu durumda yanlış iki seçenek devre dışı kalacak. Annenin annesi, babanın babası. Yani, enteresan. Evet, gerçekten annenin annesi, babanın babası. Şimdi hani çok kendi... A şıkkı beni çok çekiyor. Ama bir sürpriz olur mu? Babanın babası. Ya ben dedemle şahsen hiç o kadar yakın olmadım. Ama yakın olan var mıdır? Burada kızlar ve erkekler diye bir evet, parantez öyle de bir açılmamış. Ayrım. Yok, evet. Yani olsa çok daha rahat yapılırdı bu soru. Direkt 11-16 yaş arası denmiş. Enteresan da bir süre. 11 ile 16 yaş evet arası. Evet. Yani dediğim gibi tam aslında ergenliğe geçiş dönemi o çocukluktan. Evet. Ben babanın babası olduğunu hiç düşünmüyorum ama... Sonraki soruda kullanır mıyım joker? Kullanmak da istiyorum, onu da geçmek isterim ama... Ya da riske... Annenin annesi. Çift cevap joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki Nehir, çift cevap joker hakkını kullanmak istedi bu durumda. İlk cevabını alıyoruz. İlk cevabım A, annenin annesi. Son kararım. Aslında başından beri sana en yakın olanı. Evet. Budur dediğin seçeneği hep cebinde tuttun, elinde tuttun. Ama emin olamadın. Aslında belki de haklıydın çünkü bu bir araştırma. Ya ve... Her şey olabilir. Evet. Babaların babası ve babaların anneleri umarım bize kızmıyorlardır.
Umarım. Bir araştırma yani. Bizim ayrıca Finlandiya'da bir sonuç yapılmış. Değil bu. Evet, bizim Finlandiya'da yapılmış. Mesela beni babaannem büyüttü. Yani senin söylediğin gibi benim de hayatımdaki o süreci yöneten insan babaannem de örneğin tabii ki, ama. Kişiden kişiye göre çok değişen evet, bir şey bu. Evet. Ama neyse, birçok jokerimize mal olmasına rağmen soruyu atlattık ve 100 bin lira cebimizde. Ve 200 bin lira değerindeki 9. sorumuzu açıyoruz. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? A. 1. Murat. B. 1. Beyazıt. C. 2. Murat. D. 2. Mehmet. Evet. 1. Murat olduğunu düşünmüyorum. Aynı şekilde... Üniversite sınavını yeni bitirdin, yeni geçtin. Evet, yeni, geçtim. Yeni girdim. Yeni girdin. Çalıştım tabii ki. Yani çok çalıştım o dönemde. Sözelci misin? Sözelciyim. Ama tabii o bilgiler yavaş yavaş silinmeye başlıyor akıldan. Evet, yani... bunları o dönemde çok ezbere attığım için aslında... Ezbere atmak bu yüzden iyi bir şey değil işte. Biraz hazmetmek gerekiyor iyice. Evet, o ezberci sistem biraz... Maalesef. Ama 1. Murat ya da 2. Murat olmadığından eminim. Emin misin? Eminim diye düşünüyorum umarım. Peki. Doğru düşünüyorumdur. Bu durumda 1. Beyazıt. 1. Beyazıt ya da 2. Mehmet. 2. Mehmet. Şimdi şöyle hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Beyazıt İstanbul'u kuşatmaya çalışıyordu ama kuşatamıyordu gibi bir bilgi var aklımda. Yani başarısız oluyordu diye düşünüyorum. Umarım doğru düşünüyorumdur. Hatta iki kez kuşatıyordu galiba da ikisi de mi başarısızdı? Öyle bir şeyler var aklımda. Ya 1. Murat ve 2. Murat olmadığından eminim. Onu eledik diyorsun. Eledim. Dediğim gibi yani bu soru direkt şey değil mi? Başarılı olan kuşatmış yani. Bak çok net. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Kuşatıp da başarısız olma gibi bir durum yok. Ya yani olmaması lazım. Çok net çünkü. Öyle bir parantez açmıyor. Diyor ki İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Şimdi öyle bir parantez... Aslında bir sürü ipucu da veriyor soru. Kuşatan ama benim aklımı karıştıran o. Yani Beyazıt deniyordu kuşatmayı... Kuşatma ne? Kuşatma. Abluka altına alma. Evet. Ve orayı fethetme yani doğrultusunda... Yani kuşatmayı deneyip hani ele geçiremiyordu. Organizasyon, evet. Yani... Çift cevabı kullanmasaydım şu an çok ihtiyacım vardı. İşte değil bu yüzden mi? Korkuyordum. Evet. Çok da lazımdı burada bize. Çünkü 1. Murat ya da 2. Murat olmadığından eminim. Aslında soru burada bitti. Onlardan eminsen. Olmadıklarından eminsen. Ufacık bir parantez var. Aslında o parantezi bir bulabilsen tamam. Ben cevap vereceğim. Yani buraya kadar gelmişken hani hiç şey yapmak istemiyorum, çekilmek istemiyorum. D. 2. Mehmet. Son kararım. 2. Mehmet kim? Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet ne yaptı? İstanbul'u. Aldı. Tamam. Fethetti. Tamam, kuşatmış. Fethetti. Ondan önce birileri de kuşatmıştı diyorsun. Diyorsun ama bunu zaten, kendin söylüyorsun. Demek ki... Ben
Ben direkt olarak dediğim gibi kuşatmış ve başarılı olmuş. Yıldırım Bayezid. Bak başarılı olmuş demiyor. Ama kuşatmış. Yani sonuçta bir geçmiş zaman. O zaman fetheden diye sorulurdu. Soru öyle gelirdi. Diyor ki İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Şimdi sen aslında yaptığın yorumların içinde çok net bir şekilde diyorsun ki birinci Murat değil, ikinci Murat değil, bunları eledim. Tamam. Peki Bayezid de kuşatmıştı diyorsun. Evet kuşattı ama başarısız ama oldu. Ama Fatih Sultan Mehmet yani ikinci Mehmet de fethetmiş. Demek ki ondan önce birisi var. O da tek seçenek kalıyor. Yıldırım Bayezid. Yani birinci Bayezid. Sağlık kendi olsun. Bulmuştun. Ya buldum, biliyordum zaten bildiğim şeyler ama şu an. Sonra niye oraya döndün? Ya dediğim gibi bu tamamen hani kuşatıp başarısız olması beni çok caydırdı. Çift cevabım olsaydı. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Yani de buraya geldiğim evet. için çok mutluyum. Benim için harika bir deneyim oldu. Yani teşekkür ederiz. Şey değilim. Sizinle. Teşekkür ederim. Bizim için de çok yani keyifliydi. Yani şu halde şu soruları cevaplamak gerçekten benim için mükemmel bir tecrübe. Teşekkür ederiz. En azından böyle bir tecrübeyi cebime koydum. Okula böyle gideceğim. Tabii. Diyorsun. Çok şeyim ya. Bu konuda çok mutluyum. Peki çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ve yarışmacımız Çağrı Uslu geliyor. Hoş geldin Çağrı. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim çok şükür siz. Teşekkür. Clark Kent gibi geldin. Teşekkürler. Ha, benzetiyorlar mı seni? Bir kere benzetilmiştim. Gerçekten. Pelerinimi dışarıda bıraktım deyip. Peki. Hadi tanıyalım seni biraz. Ben Çağrı Uslu. 22 yaşındayım. Ege Tıp'ta okuyorum. Dönem 5 öğrencisiyim. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde iktisat okuyorum. Orada 4. sınıfım şu an. 6 kişilik bir aileyiz. İkizim ve bir abim bir ablam var. İkizim şu an seyirci olarak beni izlemekte. Ben Ege Tıp'a Türkiye 3168. olarak girdim sayısalda dereceyle. Şimdi aslında kendimden bahsetmek istersen böyle ilginç bir detay var. Herkesin merak ettiği. Hem tıp hem iktisat. Hı hı. Niye okuyorsun diye soruyorlar. Aslında iktisat benim biraz daha kişisel tercihim. Ama tıp bilinçaltından gelen tercihim. Hani belki duymuşsunuzdur. Kendisini tedavi eden doktorun yanında asistan olarak başladı diye haberle dolur. Benimki de öyle biraz aslında. Ben de pulmoner stenoz vardı. Pulmoner darlık dediğimiz bir hastalık var. Doğuştan bir hastalık. Ben 13 aylıkken Uludağ Üniversitesi'nde balonlu anjiyo oldum ve hayatım kurtuldu. O günden beri aslında hani bilinçaltıma yerleşen bir minnettarlık mı diyeyim, beni tıp okumaya teşvik etti, itti. Şu anda tıp fakültesindeyim zaten. Bitince de inşallah yine kalp alanında çalışmak istiyorum. Hatta kardiyoloji alanında olacak diyorsun. Bu yarışmaya katılma dönemlerinden biri de hani... İyi bir doktor olmak istediğim için aslında daha ne kadar öğrenebilirim, ne kadar beceri kazanabilirim diye düşündüğüm için yurt dışında staj yapmak istiyorum. Ve staj için de tabii maddi kaynağa ihtiyaç var. Yarışmadan da artık ne kadar kazanabilirsek bu anlamda bir katkısı olmasını istiyorum. İnşallah. İnşallah. Ama geri geleceksin değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani. Türkiye dünya üzerinde yaşanılabilir en iyi 20 ülkeden bir tanesi. Gerçekten onu çok net söyleyebilirim. Bence de öyle. Ve geri dönmemek için bir sebep yok. Bence yani de. Türkiye'de işinizin ehliyseniz hakkınız veriliyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Kimle geldin? İkizinle. İkizinle geldim. Jülide evet. ile. Merhaba Jülide. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Benziyor musunuz? Çok da benzemiyorsunuz. Evet. Ha? Şimdi %50-%50. Aynen. Şeneden bu şekilde. Peki hadi tanıyalım seni biraz. Ben Jülide Uslu. 5. sınıf tıp öğrencisiyim. Aynen ben de tıp okuyorum. Yurt dışında yaşıyorum. Öyle. Nerede? Sofya'dayım. Hı. Sofya tıptayım. Çağrı'ya çok güveniyorum. Yani bence iyi bir şeyler yapacak. Hadi inşallah. Hadi inşallah.
Kim başvurdu? Senin adına kendin mi başvurdun? Kendim. Ben gider yarışırım dedin. Aynen öyle. Tam olarak öyle oldu. Hedefin ne? Şimdi herkesin hayali 5 milyon. Ki benimki de öyle aslında. Ama gerçekçi olmak gerekirse bu yarışmada bence en tehlikeliydi de 5, 6 ve 7. sorular. O diye geçebilirsek bir şekilde yürürüz diye düşünüyorum. Sonrasına bakarız. Aynen diyorsun. Öyle. Peki. Kuralları biliyorsun Çağrı. Evet. Hazır mısın? Her zaman. Sevgili seyirciler, Milyoner başlıyor. ...2000 lira değerindeki ilk sorumuz geliyor. Yılın 10. ayı hangisinin sözlük tanımında geçen bir ifadedir? A. Eylül, B. Ekim, C. Kasım, D. Aralık. B. Ekim, son karar. ...5000 lira değerindeki baraj sorumuz geliyor. Elindeki kesenin içinde karıştırdığı pullardan birini seçip yüksek sesle 42 diyen biri arkadaşlarıyla muhtemelen hangisini oynuyordur? A. Kızma birader, B. Dama, C. Langırt, D. Tombala. D. Tombala, son kararım. ...7500 lira değerindeki üçüncü sorumuz geliyor. Bir yere çarpma veya vurma sonucunda vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürüye ne ad verilir? A. Bere, B. Atkı, C. Şapka, D. Fular. A. Bere, son kararım. ...10.000 lira değerindeki dördüncü sorumuz Çağrı. Milyoner kelimesinde hangisi yoktur? A. Ünlü harf, B. Sert ünsüz, C. Sessiz harf, D. Yumuşak ünsüz. Fıstıkçı Şahap, sert ünsüzler. Hani Fıstıkçı Şahap'tan bir tanesi yok. O yüzden B. Sert ünsüz, son kararım. Çok ünlü bir deyim aslında. Evet, 20.000 lira değerindeki beşinci soru geliyor. Hangisinin doğal yaşam alanının en kuzey noktası Ekvador açıklarındaki Galapagos adalarıdır? A. Kutup ayıları, B. Deve kuşları, C. Penguenler, D. Pandalar. Şimdi kutup ayıları değil. Kutup ayıları sadece kuzey kutbunda yaşar. Penguenler olabilir. Deve kuşu hayır. Panda hayır. C. Penguenler, son kararım. Ve 30.000 lira değerindeki altıncı sorumuz. Oğlu Nijad'ın ölümü üzerine hasret beni cayır cayır yakarken bedenimde buzdan bir el yürüyor dizeleriyle başlayan Ah Nijad adlı şiir yazan kimdir? A. Orhan Veli Kanık, B. Said Faik Abasıyanık, C. Recaizade Mahmut Ekrem, D. Nazım Hikmet Rahman. Edebiyatım çok zayıf. Yani bir sayısalcı olarak zaten hani muhtemel beklenecek şey bu. Ben bu soruda telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Hemen jokerlerimizi görüyoruz bu durumda. İsmail Gökhan Uslu, Kaan Atalay, Yusuf Kaan Ilgın. Kim Yunus Kaan. İsmail Gökhan Uslu'yu aramak istiyorum. Neyin olur? Abim olur. Evet. Bilir mi? Bileceğine inanıyorum.
sever, okumayı sever. Edebiyatı da sever. Evet. İnşallah bize soruyu atlatacak İsmail. İnşallah. İsmail merhaba, Oktay Kaynarca ben. Milyoner yarışmasından arıyoruz. Nasılsın? İyi akşamlar. Teşekkür ederim Oktay Bey. Siz nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Evet, tahmin ettiğiniz üzere Çağrı bir soruda takıldı ve bunu bilse bilse abim bilir dedi. O yüzden seni aradık. Ve şimdi 30 saniyeliğine Çağrı'yla ve soruyla sizi baş başa bırakıyorum ve süre başladı. Oğlu Nijad'ın ölümü üzerine hasret beni cayır cayır yakarken bedenimde buzdan bir el yürüyor dizeleriyle başlayan Ah Nijad, tekrar ediyorum Ah Nijad adlı şiiri yazan kimdir? A. Orhan Veli Kanık, B. Said Faik Abasıyanık, C. Recaizade Mahmut Ekrem, D. Nazım Hikmet Dan. Hikmet tekrar okur musun? Ah Nijad adlı şiirin yazarı kimdir? Evet, kötü oldu. Seyirci jokerini kullanalım. Evet, stüdyomuzdaki seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Oğlu Nijad'ın ölümü üzerine hasret beni cayır cayır yakarken bedenimde buzdan bir el yürüyor dizeleriyle başlayan Ah Nijad adlı şiir yazan kimdir? A. Orhan Veli Kanık, B. Said Faik Abasıyanık, C. Recaizade Mahmut Ekrem, D. Nazım Hikmet Ran. Ve 10 saniyelik süre başladı. Seyircilerimizin %100'ü C, yani Recaizade Mahmut Ekrem demiş. Ya, alanım değil. Yani bilemiyorum, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. C, Recaizade Mahmut Ekrem son kararım. Keşke önce seyirciye sorsaydık. Keşke. Ya benim seyirci jokerini kullanmak istediğim soru aslında biraz daha farklıydı. Hani daha sesli sorularda bilebilirler diye düşünüyordum. Şimdi daha sesli soruya gelmedik ve ben seyirci jokerini kullandım. Şimdi sesli soruya geldik. Evet. Şimdi geldik. Terste kaldık. Bakalım. Ve bu 50 bin lira değerindeki baraj sorumuz. Ve bundan sonra her şey daha farklı seyredecek. İnşallah. 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 Peki önce stüdyodaki sesi dinleyeceğiz. Daha sonra ben sese dair soruyu soracağım ve ses geliyor. Evet, filmle, sinemayla tanışmanız kaç yıl, kaç film oldu? Herhalde 500'e yaklaştı. 500'e yaklaştı. Veya alt geçti, evet. Bunların da birçoğunda siz böyle zengin, milyarder, trilyoner, fabrikatör, sert. Evet. Yani zengin görüntülü fakir adam. Neden? Öyle. Hiç öyle bir rol çevirdikten sonra bir sıkıntı oldu mu? Aa, tabii olmaz mı? Nasıl? Halit Kıvanç'la olan bir röportajını dinlediğiniz Yeşilçam oyuncusu kimdir? A. Şener Şen, B. Hulusi Kentmen, C. Münir Özkul, D. Cüneyt Arkın. Evet, aslında fikrim var ama bir 50-50 jokerimi kullanmak istiyorum. Öyle mi? Aynen. Herhalde 500'e yaklaştı. 500'e. Peki bu durumda... Bunların da birçoğunda siz... Böyle zengin, milyarder, milyoner, fabrikatör, sert. Evet. Yanlış cevap, devre dışı yani kalacak. Yani zengin görüntülü fakir adam. Neden? Öyle. B. Hulusi Kentmen de Cüneyt Arkın. B. Hulusi Kentmen son karar. Evet.
barajı geçtik. Evet. Yarışmaya gelmeden önce yaklaşık yani ChatGPT'ye bir 30-40 adet Yeşilçam ünlüsünü bana anlat diye yazmıştım. Ve Hulusi Kentmen vardı. Yani şeyini biliyordum. Fabrikatör rollerinde oynadığını biliyordum. Diğer şıkların da fabrikatör rolünde oynamadığını biliyordum. Ama Yeşilçam hakkında hiçbir şey bilmediğim için tabii emin olamıyoruz insan. Yani risk atmaya da gerek yok. Eski filmleri seyrettiğinde aslında birçoğunda gerçekten röportajdaki gibi hep o zengin ama gönlü bol babacan rollerini oynamıştır hep. Ve direkt akla zaten hemen Hulusi Kentmen geliyor ama tabii ki yaşın gereği belki. Evet. Yani ben de 2010 sonrası var artık. Evet, hakim olamayabilirsin. Aynen. Peki. Bütün jokerlerimizi bitirdik. Fakat barajı geçtiğimiz için şimdi bir de ekstradan bir jokerimiz oldu. Ne o? Çift cevap evet. Jokeri. Artık onu doğru yerde kullanırsak umarım çok işimize yarayacak. Ve sırada 100 bin lira değerindeki 8. sorumuz var. Unutma, bu soruda süre sınırımız yok. İstediğimiz gibi üzerinde güzel güzel yorum yapıp değerlendirme yapabiliriz. Evet, soru geliyor. Bir litre hangisine eşittir? A. 1 kilometre küp. B. 1 hektometre küp. C. 1 metre küp. D. 1 desimetre küp. Biz bu soruyu öğrenmiştik ortaokuldayken. 1 litre 1 desimetre küpe eşit. D şıkkı 1 desimetre küp son kararım. Çok bildiğim yerden geldi. Evet. Kitaplarında sorulan bir sorudur bu, hatta ortaokul kitaplarında. Evet, çok şansıma geldi gerçekten. Güzelmiş. Evet. Evet. Evet Çağrı. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne tahmin ediyorsun? Nereye kadar gideriz? Şimdi... Soruya göre değişir. Aynen, soruya göre değişir ama benim yani bu hayatta hani... Uğraşmaktan en çok zevk aldığım şey diyeyim kişisel olarak, tarih, coğrafya, siyaset, iktisat üzerine yazılar okumak, analizler okumak, haberler okumak, kitaplar okumak. Hani yani en güçlü olduğum alan aslında şimdi gelmesi olası sorular. Tarih, coğrafya gelirse yapabileceğimi düşünüyorum şahsen. Çok eskilerden beri okudum. Ben dördüncü sınıf, yani ilkokul 4'te annem bana bir Osmanlı İmparatorluğu tarih kitabı almıştı. O kitabı ben 3 kere okudum. Tekrar ediyordum, bitiriyordum, tekrar okuyordum. Demek ona... çok ilgini çekti. Evet, onda haritalar vardı böyle, Osmanlı haritaları. Çok saatler... hakimim diyorsun. Aynen, dakikalarca onlara bakardım böyle açıp açıp. Güzelmiş. Sonrasında işte 8. sınıf oldu. Dedim, TEOG çalışıyoruz biz o zamanlar, TEOG vardı 8. sınıfta. Çok canım sıkılıyor benim evde. Hani ders çalışmak dışında yapacak bir şey de yok. Yani zaten sınav sezonu senesi, ne yapabilirsiniz ki? Grosser Welt Atlas vardı, bilirsiniz eskiden gazetelerde dağıtılırdı. Bizim evde de ondan vardı bir tane. Ben bunu açardım. Saatlerce haritalara bakardım. Brezilya'nın kıyısına, işte Afrika'nın kıyılarına, hangi ülkelerde bakar dururdum. Oradan da gelen bir coğrafya alışkanlığım var. Hani hala böyle arada hani bir şey okumasam da açar bakarım. İnternette bir şey gördüm mü okurum, merak ederim. Ki Galapagos adası sorusunu da zaten direkt oradan yaptım aslında. Sonrasında tabii yani yaş büyüyünce artık daha çağdaş gündeme yaklaşmak istiyorsunuz. Siyasetle iktisat da buradan geldi. Hatta zaten iktisat okumaya başladım. Çok merak ettiğim ve aslında anlamadığım için. Yani bir şeyi yapıyorsak iyisi olmak lazım. Bilmek lazım gerçekten. Doğru. Ben de bu anlamda hani okuma alanında kendimi geliştirmeye çalışıyorum diyeyim. Hadi bakalım, inşallah işe yarayacak. İnşallah. Ve sıradaki soru 200 bin lira değerinde 9. soru geliyor. Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında savaşan ve sonradan İtalya'yı birleştirecek olan krallık hangisidir? A. Napoli Krallığı, B. Sicilya Krallığı, C. Sardinya Krallığı, D. Roma Krallığı. Tam da istediğin yerlerden geldi sanki. Evet, tam istediğim yerden geldi.
Kırım Savaşı 1855'te bizim aile tarihimiz için de çok önemli bir savaş. Anne tarafından dedem Kırım göçmeni, bu savaşta göçmüşler. Hmm. Aynen. Önce Kırım, Ak Meydan mıydı? Bir yer vardı orada, Ak'la başlayan. Oradan gelmişler Bulgaristan'a. Bulgaristan'dan Biga'ya. Biga'dan da işte dedem hani imamlık yapıyordu. Akkirman olabilir miyim? Olabilir. Emin değilim. Hatırlamıyorum. Ak'la başlıyordu. Dedem de mesleğe geri geziyordu Türkiye'de. En sonunda İstanbul'a gelince annem doğuyor zaten. Ondan da bizim kuşak geliyor artık. O yüzden ilgimi çeken bir savaştır. Takip ettiğim bir savaştır. Kırım Savaşı yani dünya tarihine geçen ilkleri var. Mesela ilk savaş fotoğrafı Kırım Savaşı'nda çekilmiştir. İlk telgraf hattı Kırım Savaşı'na kurulmuştur askeri olarak. Ve Osmanlı'da Fransa, İngiltere ve Sardunya Kralı ile beraber savaşa girmiştir. Cevap C. Sardunya Krallığı son karar. Tam da gönlünden geçen, içinden geçen oldu. Evet. Bildiğin alanda bir soru geldi. Çalıştığın alanda bir soru geldi. Ve sıradaki soru 300 bin lira değerinde. 10. soru Çağrı. Hangisinden 69 gün önce 9 Ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır. A. İçten yanmalı motorun icadı. B. İlk telefon görüşmesi. C. İlk televizyon yayını. D. Uçakla ilk başarılı uçuş. Evet, galiba sona geldik. Yani soruyu şöyle anladın değil mi? Anladım soruyu. Hadi bize bir aç ama soruyu. Soruyu bir aç üzerinden geçelim. Tabii ki. Hangisine 69 gün önce, yani 2 ay sonrasında bir olay olması lazım. 9 Ekim, 9 Kasım, 9 Aralık, 18 Aralık 1903'te 1 ila 10 milyon yılda başarılı tahmin yapılmıştır. Şimdi, araba kavramı, yani motorlu arabalar bildiğim kadarıyla 1800'lerde ilk kez keşfediliyor. Uçakla ilk başarılı uçuş... ilk telefon görüşmesi, ilk televizyon yayını. Şimdi Alexander Graham Bell ilk telefon görüşmesini ne zaman yaptı? O da 1800'lerdeydi. Şimdi sanki. New York Times'ta bir yazı çıkıyor 9 Ekim 1903'te. Evet. Diyorlar ki bu ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabilecektir. Başarılabilecek bir şeydir. Ama bundan da 70 gün sonra mı başarılıyor? Şöyle bir şey olabilir o zaman. Şimdi tabii o dönemler haberleşme imkanı da çok zayıf. Yani siz bir haber yayınlıyorsunuz ama mesela farklı bir eyalette, farklı bir ülkede olmuş bir haber. En hızlı ihtimalle 7 gün içinde geliyor, 10 gün içinde geliyor. Yani o yüzden bir iletişim kopukluğu olabilir ki zaten şu anki internet gibi bir şey yok. Hani makaleleri bir yerde toplayalım, icatları bir yerde toplayalım diye bir şey yok. Burada aslında bence düşünmemiz gereken nokta, öyle 3 şıkkımız var ki bu 3 şıktaki olay 1800'lerin sonlarında ya da 1800'lerde olsun. Bu yüzden yani hiçbirinin tarihini hatırlamıyorum. Ama A ve B sanki 1800'lerdeydi ve biliniyordu. C mi D mi? Uçakla ilk başarılı uçuş, ilk televizyon yayını. Şimdi ilk televizyon yayını için radyo dalgalarıyla bir şey gönderiliyor olması lazım bir yerlere. Bu teknoloji var mıydı? Bilmiyorum. Uçakla ilk başarılı uçuş ne zaman yapıldı? Bilmiyorum. Ama iki şıkkım var. Hatırlatmak istiyorum. Çift cevap joker hakkım var, evet. Ama kullanmak istersen mutlaka cevap vermek zorundasın. Çift cevap hakkımı kullanayım. Bakalım.
Şansımız neymiş? Görelim. Son karar mı? Son karar. İlk olarak C şıkkını seçeceğim. C ilk televizyon yayını son kararım. Tamam. D şıkkı uçakla ilk başarılı uçuş son kararım. Çok güzel. Gayet iyi. Evet, iyi bir mantık yürüttük. Aynen. Ve riski azalttık. Şimdi durum değerlendirmesi yapacağız. Şimdi de ama ne zaman? Çok. Bakalım. Bence soruyu görelim. Önce. Aynen. Değil mi? Ve sevgili seyirciler, 500 bin lira değerindeki 11. sorumuz geliyor. Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir? A. Metin Ali Sergen Yalçın. B. Ali Rıza Sergen Yalçın. C. Rıza Feyyaz Sergen Yalçın. D. Muhsin Metin Sergen Yalçın. Evet. Var mı bir fikrin? Çok Ali Rıza diyesim var. Direkt yapıştırasım geliyor ama. Niye? İçimden geldi. Ha, çünkü Metin Ali Feyyaz. Metin Ali Feyyaz diye hatırlıyorum. Beşiktaş'ın öyle bir 3 forvet hattı vardı. Rıza Feyyaz. Muhsin Metin Sergen Yalçın. Hani A değil bence. A çeldirici olarak konmuş gibi geliyor da. B, C, D. Feyyaz. Feyyaz. Durumu tekrar sana bir şöyle bir özetleyelim hemen istersen. Ona göre bir yolculuk yap. Evet, 300 bin lira değerindeki soruyu bildik. Yani şu anda bu demektir ki 300 bin lirayı alıp eve gidebiliriz. Değil mi? Evet, gidebiliriz. 500 bin lira değerindeki soruya yanlış cevap vermemiz durumunda 50 bin lirayla eve gideriz. Ağzına nasıl çok doğru cevap verirsek 1 milyon liralık soruyu açtırırız. Ve hatta sonrasında belki de 5 milyon liralık soruyu açarız. Tabii şansım var. Yani sallasam %25 en basitinden düşünürsek. Ama kumar oynamaya değer mi? 250 bin liralık bir risk alacaksın. Şimdi ben bu yarışmaya gelmeden önce şey düşünüyordum. Hani buraya çok az bir miktar harcayarak geldim. Ve kaybım ne? Hani sermayesi yok diyorsun aynen, yani. Aynen, sermayesi yok. Ve inanılmaz bir para kazanıyordum. Yani ben hayatımda 300 bin lirayı bir arada gördüm mü? Görmedim. 500 bini gördüm mü? Görmedim. 50 bini de görmedim bir arada. Ama şimdi elde etmişken kaybetmek de koyar. Peki. Şimdi ama düşünelim. İstersen düşünelim. Evet, bir gözden geçirelim evet. İstersen tekrar. Metin Ali Sergen Yalçın, Rıza Feyyaz Sergen Yalçın, Muhsin Metin Sergen Yalçın. Tam telefon jokeri sorusu aslında yani. Tam. Değil mi? Telefon jokeri çok boşa gitti. İnanılmaz evet, boşa gitti. Gerçekten çok lazımdı bize şimdi değil mi? Evet. İşte ben yani müzik sorusu biraz da önce gelse kullanırdım ama çok şanssız oldu ya. Çok şanssız oldu. Tam da böyle yani jokerlerimle konuşuyordum. En çok da abimle konuştum bu konuda. Hani nerede harcayayım telefon jokerimi diye. Hep böyle çıkarmıştım liste eski programlardan. Böyle 100 bin, 200 binlerde kullanıyordum genelde. Şimdi 500 binde kullanmam gerekti ama joker yok. Eski milli futbolcu teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir? Metin Ali Sergen Yalçın. Ali Rıza Sergen Yalçın. Rıza Feyyaz Sergen Yalçın. Muhsin Metin Sergen Yalçın.
vallahi. Hiçbir fikrim yok, ne yalan söyleyeyim. İçimden bir ses B yap diyor. Diğer ses beynim riske girme diyor. Kalbim B yap diyor. Ben böyle durumlarda beynimi seçerim. Niye peki içine hep böyle B doğuyor? Çünkü A ve C şıkkı. Sergen Yalçın ne zaman oynadı Beşiktaş'ta? Tam olarak biliyor musunuz? Yani ben bilmiyorum. O dönemlerde yoktu. 90'lar. 90'lar. Şimdi bu Metin Ali Feyyaz üçlüsü ne zaman oynadı? 2000'lere kadar neredeyse. 2000'lere kadar oynadılar. Onlardan bir isim almış olamaz. O yüzden B'ye çok yöneliyordum zaten. Mantıken B yapmam lazım diye düşündüm o yüzden. Ama yani Ali Rıza da çok klasik bir isim hani. Diğerleri çok şey böyle hani Metin Ali Rıza Feyyaz Muhsin Metin nereden bulabilirsiniz ki bu isimleri? Çok niş. Annesi babası koymuş olabilir. Annesi babası koymuş olabilir ama yani. Birisi bir dedesinin, birisi bir dedesinin ismi olabilir. Mümkün. Ama yani çok Ali Rıza gördüm. Hiç evet, mesela Metin Ali görmedim. Hayran oldukları futbolculardan birinin adını koymuş olabilirler ve ikisinin adını koymuş olabilirler. Evet, olabilirler. Evet, hiçbir eleme yapamıyoruz. Yani yeteneğinin dışında çok yetenekli bir futbolcu idi. Evet. Sergen sevgili. Dokunduğu yerden gol atıyordu. Ama belki bunun bile etkisi olabilir yani. Müthiş bir sol ayaktır. Evet. Çekilirsem 300 alıyorum değil mi? Aynen öyle. Erkekliğin 19'u kaçmaktır. Diyorsun. Aynen. Çok da zorlamaya gerek yok. Ben de kaçayım yavaştan. Öyle midir bilmiyorum ama. Öyle midir bilmiyorum. Evet. Ben çekilmek istiyordum, son kararım. Şunu da ekleyeyim. Üçüncü jokerim Yunus. Çok koyu bir Beşiktaşlı ve bu soruyu bilemediğimi umarım duymaz. Kısa bir süre içinde. Çünkü kızar. O biliyordur kesin bunu. Sergen de herhalde böyle bütün ilgiyle bizi seyrediyordur. Evet. Şimdi evet. B şıkkını seçerdim. Peki bu sorunun doğru cevabı ne? Gerçekten. Merak ediyorsun değil mi evet. Şimdi tabii? Ve sen derdin ki Ali Rıza Sergen Yalçın. 1 milyonu açacaktık. Kader böyleymiş. Ne yapalım? Hiç fena değil ama durumumuz. Evet. Ha? Hiç de fena olmayan bir parayla eve gidiyoruz. Aynen öyle. 300 bin lirayla uğurluyoruz seni Süpermen. Teşekkürler. Bir çakır olamasak da Süpermen yok, de olmak. Yok, pelerini takıp şimdi uçarak gideceğini biliyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. İyi akşamlar diliyorum. Sizinle tanışmak çok zevkliydi. Sevgili seyirciler, yarışmacımız Elif Mutlu geliyor. Elif hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Biz de sizi gördük, daha iyi olduk. Güzel bir yarışma gerçekleştirelim. İnşallah. Tanıyalım seni biraz. Vallahi 44 yaşındayım. Eski bankacıyım. 2021'de pandemide bir beyaz yakayı bırakma kararı verdim. O zamandan beri aşçılık okulu okudum ama aşçılık yapmadım. Şarkıcılık yapmaya başladım. Boğaz teknelerinde, Polonezköy'de kır düğünlerinde pop jazz. Devamı gelmedi ama belki gelir. Sonra bir turizm işletmeciliği bir süre yaptım. Küçük bir pansiyon gibi. Onu da bıraktım. Bir finansal danışmanlık şirketi açtım. O da şu an devam etmiyor. En son Mayıs ayında babamın 83 yaşında babam, Büyükada'da atölyesi var ve gümüş üretiyor. Onun ürünlerini dünyaya göstermek için bir takı firması kurdum. Mayıs'tan beri de onları satmaya başladık yavaştan. Japonya'ya gitti, Almanya'ya gitti. Akşamları da garsonluk yapıyorum. Allah Allah. Böyle bir durum. Ne çalışma azmi vallahi. Hiç azim yok aslında. Şu an hayat şeyindeyim, telaşındayım. Ama yine de bırakmamışsın yani hayatın peşini bir şekilde tutmuşsun. Bir süre bıraktım. Bir depresif bir dönemim oldu ama o bir dönemdir yani hayatta. 44 olunca yaş, inişler çıkışlar inmeden çıkılmıyor. O yüzden şu an çıkıştayım diyeyim. Ama hani inşallah bir süre daha çıkarız. Ama şu ana kadar anlattığın yolculuk bayağı önemli bir yolculuk. O, evet. O kadar çok şeye
girip çıkmışsın ki, mücadele etmişsin ki. Hı-hı. Yani bu bile bence vallahi takdire şayan. Bende bir hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı rahatsızlığı var. ADHD diye geçiyor terminolojide. Bu aslında bence bir rahatsızlık değil. Doğru kanalize ederseniz dünyayı çok farklı. İşlere etkisi olmuş olabilir mi? Her şeyden biraz anlamak gibi bir kabiliyeti oluştu ama hiçbir işi de tam yani sonunu görmedim. Görüyorum ama geç görüyorum dikkat dağınıklığım yüzünden. Hmm. Ama ya en az 30 tane iş denemiş olabilirim bu zamana kadar ve yaptım onların da hepsini layla yaptım. İyi ki de yapmışsın. Vallahi. Peki kiminle geldin? Ben yalnız geldim. Yalnız mı geldim? Kendimle geldim. Peki ama yalnız değilsin. Hepimiz arkandayız. Çok teşekkürler. Evet, bu kadar iyi bir motivasyonla birlikte artık başlayalım. Ne dersin? Tamamdır. Kuralları biliyoruz. Evet. O zaman. Sevgili seyirciler, Milyoner başlıyor. ₺2000 değerindeki ilk sorumuz geliyor Elif. Karikatürlerde dünyayı ziyaret eden uzaylıların söylediği klişe cümlede uzaylılar merhaba dünyalı dedikten sonra hangisini söyler? A. Bize her yer Mars. B. Biz bize benzeriz. C. Biz bitti demeden bitmez. D. Biz dostuz. Cevap veriyorum. D şıkkı. Biz dostuz. Son kararım. ₺5000 değerindeki baraj sorumuz geliyor Elif. Bir şeyi çiğnemeden ağzınızın içinde evirip çevirirseniz onu ne yapmış olursunuz? A. Pışpışlamış. B. Çiselemiş. C. Pohpohlamış. D. Gevelemiş. Cevap veriyorum. D şıkkı. Gevelemiş. Son kararım. Evet, böylece geçtik. Tamam. Bu ₺5000 garantiledik anlamına geliyor. Çok iyi. ₺7500 değerindeki üçüncü sorumuz geliyor Elif. Ses uyumsuzluğu anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? A. Kokofoni. B. Kakofoni. C. Kokafoni. D. Kakofoni. Cevap veriyorum. B şıkkı, kakofoni, son kararım. Ve ₺10000 değerindeki dördüncü sorumuz geliyor. 10 makinenin 10 parçayı üretmesi 10 dakika sürüyorsa, 50 makinenin 50 parçayı üretmesi kaç dakika sürer? A. 1. B. 10. C. 50. D. 500. 1 makine 1, 50. 50, cevap veriyorum. C şıkkı, 50, son kararım. İnanamıyorum. Bir makine bir birimi 10 dakikada üretiyor. Ah ya. 50 makinede 50 birimi kaç dakikada üretir bu durumda? Joker kullan demişlerdi bana aynen. Ben matematikçiyim. Yani biraz evvelki anlattığın şeylerden aslında bu hesap kitabın ve matematiğin içerisinde olduğunun tabii da... Ki. 10 makine, 10 parçayı 10 dakikada. Düşüncesiyle bunun üstünden çabuk atlarsın diye düşünmüştüm. Ben de ama öyle. Ama acele ettin. Hı hı. Acele ettin. Yani belki biraz daha düşünüp, süremiz de çoktu çünkü. Daha da aynen vardı. Öyle ya. Hiç dinlemedim bana yani. Bir sürü de joker heba oldu açıkçası. Ne yapalım? Sağlık olsun. Sağlık olsun. Canımız sağ olsun. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Diliyorum. Çok teşekkür ederim.
Sevgili seyirciler, yarışmacımız Hüseyin Kartal geliyor. Hüseyin hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Merhabalar. İyiyim. Ankara'dan geliyorum. 24 yaşındayım. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretmenlik bölümündeyim. Aynı zamanda milli sporcuyum. Aktif devam ediyorum. Hangi dal? Tekvando. Tekvandocusun? Evet. Oo, çok iyi. Güzel. Var mı bir derece? Var. 2014 yılında ilk defa milli takıma girdim. Dünya üçüncüsü oldum. 2019'da Avrupa üçüncüsü oldum. 2022 yılında İslam oyunlarında ikinci oldum. Geçen sene 23 yılında Avrupa oyunlarında üçüncü oldum. Bayağı söz sahibi olmaya başladık biz değil mi tekvando'da? Evet. Hatta judo'da. Evet. Zaten olimpiyatlarda sürekli madalya getiren bir spor tekvando. Bu sene de madalya getirdi tekrardan. İnşallah. İnşallah. Benim de judocu olduğumu biliyor musun? Yok bilmiyorum. Evet. Ben de bayağı. Sıkı bir judocuyum yani. Biraz ara verdim ama evet. Öyle. Dizilerden, filmlerden takip ettim. Ne zaman başladın peki? 2005 yılında başladım. Babam antrenörüm zaten. Ha, evet, kendisi de yapmış gençliğinde. İşte bu Bruce Lee filmlerinde, işte Cüneyt Arkın filmlerinde göre kendi denemiş bir şeyler falan filan derken sonra bir spor kulübüne gidiyor, yazılıyor. Devam ediyor. Aynı zamanda kendi eski milli sporcu. Antrenör olabilecek kadar ilerletiyor meseleyi yani evet, babam. İlerletiyor. 2000 yılında spor kulübünü açıyor. Sonra 2000 yılında ben dünyaya gelince biraz daha kafasında projesi yerleşiyor benim adıma. 2005 yılında da beni başlatıyor. Bir ailede judocu, tekvandocu, karateci varsa mutlaka aileden geri kalanları mutlaka ve mutlaka bir şekilde o işle uğraşır. Evet. Yani o sporla uğraşır. Benim bildiğim odur. Hiç şaşmamıştım. Ablam ve kardeşim de denedi. Pek tutturamadılar. Denemişler onlar. Demek ki. Evet, denediler. Evet, denediler. Demek en azından denerler. Evet. Yolunda çık olsun. Devam edecek misin peki? Evet, inşallah 2028 olimpiyatlarına son gaz devam hazırlanacağım yani çalışacağım. Harika. Devam harika. Edeceğim son gaz. İyi şanslar diliyorum. Teşekkür kimle ederim. Geldin? Milli takım arkadaşımla geldim. Deniz'le. Evet. Peki. 4 yıldır milli takım arkadaşıyız. Merhaba Deniz, sen de tekvandocusun. Evet, merhabalar. Ben de tekvandocuyum. Ben de milli sporcuyum. Hüseyin'le arkadaşlığımız milli takımdan beri geliyor. Trabzonluyum. Ankara'da beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Evet. Arada kalan zamanlarda kamplarda, milli takım kamplarında izliyorduk. Arada takip ediyorduk. Hüseyin de belli bir soruya kadar geliyordu. Yani umut ediyorum burada da aynı performansı sergiler. Yani onun için her şey güzel geçsin istiyorum. Eğlenmeye İnşallah. Geldik aslında. Biraz anı toplamaya geldik. İnşallah güzel anılarla buradan dönmek istiyoruz. Hadi inşallah. Tekrar teşekkür ederiz. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Peki, kuralları biliyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Peki. Sevgili seyirciler, milyoner başlıyor. ₺2000 değerindeki ilk sorumuz geliyor. Hangisi genellikle içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plastikten yayvan kaptır? A. Yorgan, B. Cüzdan, C. Bavul, D. Leğen. D. Leğen son karar. ₺5000 değerindeki baraj sorumuz geliyor. Yazı yazmak, bir yazıyı düzeltmek, bir yazıda değişiklik yapmak anlamlarına gelen deyim hangisidir? A. Silgi titretmek, B. Defter zıplatmak, C. Kalem oynatmak, D. Kitap hoplatmak. C. Kalem oynatmak son karar. En son. Bir gözlerim panik panik oldu. En son ne oluyor kadar, acaba diye. Maça çıkarken heyecanlanmıştım. Öyle mi? Evet, ringe çıkarken ısınmaya başladım şu an. Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Peki, 7500 lira değerindeki üçüncü sorumuz geliyor Hüseyin. Hangisi bir ağacın ve bu ağacın meyvesinin adıdır? A. Eşek cevizi. B. At kestanesi.
C. Katır bademi. D. Zebra fındığı. Sivri ağacı. B. At kestanesi. Son karar. Zebra fındığı. Zebra fındığı, evet. Peki. 10 bin lira değerindeki dördüncü sorumuz geliyor. Kısaltması RÜTÜK olan kuruluşun üst kurulu şeklinde biten tam adının başı nasıldır? A. Raporlama ve teknik. B. Restorasyon ve tedarik. C. Radar ve trafik. D. Radyo ve televizyon. Ya aslında bir cevap var aklımda, eminim gibi de. Ama ben yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki, yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi yarışmacımız. Bu durumda iki tane yanlış cevap devre dışı kalacak. B. Radyo ve televizyon, son karar. Peki. Sıradaki 20 bin lira değerindeki sorumuz ve bu sesli bir soru. Önce stüdyomuza gelen sesi dinleyeceğiz, ondan sonra ben soruyu soracağım. Tamam. Dinlediğiniz Aşkımız Olay Olacak adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A. İrem Derici. B. Aşkın Nur Yengi. C. Nilüfer. D. Yıldız Tilbe. A. İrem Derici. Son karar. Kendim de zaten ağır bir Yıldız Tilbe hayranıyım. Öyle mi? Evet, zaten D şıkkını direkt eledim. Zaten hepsinin sesi o kadar karakteristik ki. Evet. Mutlaka bir şekilde. Ayrı ayrı karakteristik bir sesi var. 30 bin lira değerindeki 6. sorumuz geliyor. Başrolünde olduğu aksiyon filmlerindeki dövüş sahneleriyle bilinen ve Bitirim İkili adlı film serisinde Chris Tucker'la başrolleri paylaşan oyuncu kimdir? A. Jackie Chan. B. Jean-Claude Van Damme. C. Jet Li. D. Bruce Lee. Tam senlik bir şey. Evet. Jet Li ve Bruce Lee olmadığından eminim. Jean-Claude Van Damme da değil. Ben bunda telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Peki, yarışmacımız telefon jokerini kullanmak istedi. Bu durumda bütün jokerlerimizi hemen görüyoruz. Onur Şatan'a, Orkun Ateşli, Ferhat Saroğlu. Evet. Kimi arayalım? Orkun Ateşli'yi arayalım. Milli takımdan arkadaşım kendisi. Evet. O filmleri daha çok seyreder, bir bilir evet, mi? Evet, hakimdir. Peki. Umarım. Arkadaşlarımız Orkun Bey'le hemen irtibata geçmeye çalışıyorlar. Orkun merhaba, Oktay Kaynarca ben. Milyoner merhaba. Yarışmasından arıyorum, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, Hüseyin bir soruda takıldı ve bilse bunu Orkun bilir dedi. Yani sana ihtiyacı var ve şimdi ben 30 saniyeliğine soruyla birlikte Hüseyin'i seninle baş başa bırakıyorum ve süre başladı.
başrolünde olduğu aksiyon filmlerindeki dövüş sahneleriyle bilinen ve Bitirim İkili adlı film serisinde Chris Tucker'la başrolleri paylaşan oyuncu kimdir? A. Jackie Chan, B. Jean-Claude Van Damme, C. Jet Li, D. Bruce Lee. Jackie Chan. Jackie Chan. Tamam, teşekkür ederim. Senin bileceğinden emindim. Teşekkür ederim oğlum. A. Jackie Chan dedi. Evet. A. Jackie Chan. Son karar. Peki. Film gelmedi mi gözünün önüne? Film geldi. Demiştim aslında. Defalarca da oynadı aslında. Evet. Televizyonlarda oynadı, sinemada evet. Oynadıktan sonra defalarca. Hatta ara sıra bir hala bir şeyde bir televizyonda rastlayabiliriz. Evet. Evet. Sıra geldi 50 bin lira değerindeki baraj sorumuza Hüseyin. Evet, soru gelsin lütfen. Hangi antik kent Aydın il sınırları içinde yer alır? A. Aspendos, B. Efes, C. Afrodisias, D. Assos. Hangisi antik kent? Aydınlısı. Aspendos diyesim geliyor ama emin de değilim. Assos da olabilir. Ben seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Peki Hüseyin seyirci joker hakkını kullanmak istedi bu durumda. Ben stüdyodaki seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Hangi antik kent Aydın il sınırları içerisinde yer alır? A. Aspendos, B. Efes, C. Afrodisias, D. Assos. Ve 10 saniyelik süre başladı. Evet, seyircilerimizin de oranlaması %38 ile A, %30 ile C, %17 ile D, %15 ile B Hüseyin. Ben çekilmek istiyorum. Son karar. Peki. Cevap verseydin hangisini seçerdin? Hangisi şık söylerdin? Ne derdin? A. Aspendos derdim. Der miydin? Evet. İyi ki dememişim. A ile D arasında gittim geldim aslında ama hiç C'yi tahmin edemiyordum. Afrodisias olacağını bilmiyordum. Aklında kaldı. Artık bundan sonra mutlaka gider gitmez. Afrodisias'a evet. Uğrarım. Afrodisias'ı gezip ah bana neler kaybettirdin evet. Diye şöyle bir bakacaksın. Peki teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben teşekkür dinle. Ederim. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, bir bölümün daha sonuna geldik. Son kararlarınız size her zaman mutluluk getirsin. İyi akşamlar.